Neyse şimdi bunları kapatalım. Bunlar derin ve sakat konular. Hazır mısın? The Pink Floyd mafyasını başımıza almayalım. Hazırım. Pink Floyd mafyası. Evet. Şimdi şimdi biz takipçilerimizi çok fena alıştırdık Mert. Her videoya böyle komik bir şeyle başlamamız gerekiyor falan gibi. Onun yerine bu sefer Emre çete kurdu. Şimdi Pink Floyd, konu Pink Floyd olunca zaten orijinal söylenmemiş bir şey söylemek Cadde Boston Creeps. Çok çok zor. O yüzden de şeyi taradım internette. Güzel bir Pink Floyd esprisi taradım. Harbiden çok iyi bir Pink Floyd esprisi buldum. Duymak istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Kurabiye canavarının en sevdiği Pink Floyd şarkısı hangisiymiş biliyor musun? Hangisiymiş? Comfortably nom nom nom. Sevgili dostumuz, bize hala abone değilsen şu anda olmayı düşünür müsün? Desteğin bizim için çok önemli. Hemen abone ol butonuna tıklamanı bekliyorum. Tamam mı? Videoya devam. Orta Yaş Krizi sizleri selamlıyor. Yeni bölümümüzde sizin için yine çok özel bir albüm seçtik. Güzel bir espriyle başlayayım dedim. Aslında söylemek istediğim diğer espri şuydu. Birisinin Pink Floyd hayranı olduğunu nasıl anlarsınız biliyor musun Mert? Hiçbir şey yapmana gerek yok. O zaten sana söyleyecektir. Bu da güzel. Evet. Yani bilmiyorum. Ha? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bendeki Pink Floyd memorabilia bunlar. Diyeyim size. Bu albümler, yani bunlar var. De. Ayrıyeten de yurt dışındaki seyahatlerinde topladığım, yaptığım sahaf ziyaretlerinden edindiğim gelmiş geçmiş en iyi Pink Floyd kitabı. Kesinlikle. Gruptan altına imzamı atarım. Çok röportaj vermeyen bir grup biliyorsunuz Pink Floyd. Ona rağmen onlar röportaj yapan bir kişi hariç Roger Waters. Bir tek onunla buluşamamışlar. 91 yılına ait bir kitap bildiğim kadarıyla. Ondan da gene önceki şeylerinden anlatılıyor. Hayır, sadece onlar değil. Güncel olarak röportaj da yapmış. Kitap için röportaj yapmış. Hayır, biliyorum. Evet. Onunla yok ama. Onun güncel bir sürü Roger Waters'ı da yok. Denk gelememişler bu arada. Bir kısmı öyle oteldeyken falan böyle bir... denk gelmemiş ama onu da yapacaklarmış. Roger Waters sadece bir şey göndermiş bu konuyla alakalı. Yeniden baskısı falan olursa belki eklerler. Olabilir, bir dakika. Renkli şeyler de çıkar muhtemelen. Yani son birkaç senede yaşananları düşünecek olursak. Sadece bir mesaj gönderiyor Roger Waters ardından. Dear Nicholas Schaffner, good luck with the book. Don't let your anxiety to produce a balanced account spoil your summer. Resmen taraflı o. Evet, yani taraflı olmayacağım diye uğraşırken yaz tatilini harcama diye bir yorum yazmış Roger Waters. Mesaj göndermiş. Ama harika bir kitap. Şiddetle tavsiye ediyorum. Bugün arkadaşlar sizler için Pink Floyd'un ben 41 yaşındayken benim favori albüm değişti Pink Floyd'a dair. Favori Pink Floyd albümümüz Mert'in de öyle galiba. Bir dakika önceden neydi ki? Dark Side oldu mu? Bugün eskiden bunu seviyordum. Geldiğim noktada, hayatıma geldiğim noktada artık Wish You Were Here'ı koyuyorum. Favori Pink Floyd albümümüz Wish You Were Here'ı konuşacağız. Zaman bir dakika ama... Bir limoncello şatımızı yapalım. Şatonun bahçesinden toplanan limonlarla. Pink Floyd'dan bahsetmeye başlamadan önce mutlaka ele aldığımız türe dair birkaç şey söylememiz gerekiyor. Yani gerekiyor. Arkadaşlar dediğim gibi Pink Floyd dünyada hakkında belki en çok yazılan, hakkında yazı yazılan, videolar çekilen, tartışmalara konu olan grup. O yüzden mümkün olduğunca çok fazla dokümenter bilgiye girmeden Mert de benim Pink Floyd'a dair çıkarımlarımıza ve Wish You Were Here'ler çıkarımlarımıza değineceğiz daha çok. Yalnız ama bir iki girizgah yapmam. Bunu umuyoruz. Bunu umuyoruz. Bir iki girizgah yapmamız lazım tabii ki. İlk önce psikedelik sanattan ve psikedelik müzikten evet, bahsetmemiz yani gerekiyor. Evet, yani çok öyle çocukluklarına yok işte bunlar lisede tanıştılar. Cambridge'de takılıyorlardı. Yani bunları bilirsiniz ama yani. Falan, bunlara hiç girmiyoruz. Ha. Bizim ilk gireceğimiz şey Pink Floyd olarak ortaya çıkıyor. O dönem Londra'da UFO diye bir kulüp var. Evet. Ve psychedelic akım diye bir şey var. Evet. Şimdi bunun göbeğinde çıkıyor. Psychedelic akım arkadaşlar bizim Türkçe'de bazen yanlış bir şekilde ifade ediliyor. Psychedelic diye. Aslında çok yanlış değil. Yani ben bunu söylerken fark etmişsinizdir. Psychedelic diyorum. Çünkü birebir karşılığı aslında bu. Türkçedeki karşılığı bu.
Ama aslında ilk başta, ilk ortaya çıktığı zaman psychedelic denmiş. Ama psycho sözcüğünün, Alfred Hitchcock'un filminde etkisiyle psycho'nun kötü bir, negatif, evet, olumsuz bir anlamı olduğu için o psikiye çevirmiş. Ama psikedelik iki tane sözcükten oluşuyor. Psike, Yunanca'da akıl veya ruh demek. Delik de delostan, delos kökünden geliyor. Delos da görünür demek. Yani aslında psikedelik aklı veya ruhunu aklı veya ruhu görünür kılan anlamına gelen bir sözcük. Harika bir, çok güzel bir ifade. Yani o, yani buradaki ele aldığımız şeyi çok iyi ifade eden bir şey. Psikedelikler mutlaka duymuşsunuzdur. Daha sonra da bu arada önemli olacak enstrümantal müzikten bahsederken. Evet, evet. Psikedelikler arkadaşlar biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Psikoaktif maddeler içeren uyuşturucular için kullanılıyor psikedelikler. Biz burada Türkiye'de yaşayan iki tane vatandaş olarak hiçbir zaman kimseye uyuşturucuları övmeyeceğiz. Dünyada bu kadar insanın hayatını mahveden uyuşturucuları ve hali hazırda ülkemizde yasal olmayan bir şeyi asla savunmayacağız. Yollara ateş düşüren. Yani ama hepimiz aklı başında insanlarız ve bunu da göz ardı edemeyiz. Bunların çıkış noktası bu. Ya bunu kullanarak, psikedelikleri kullanarak müzik yapan veya psikedeliklerin yarattığı etkiyi sanatlarıyla yaratmaya çalışan sanatçılar için kullanılıyor bu. Psikedelik artistler, psikedelik sanatçılar. İşte ilk defa bizim şu gördüğünüz, yani Syd Barrett'in bu box setinde, Chris Darwin'in kapağında çok güzel bir örneği var. Psikedelik sanat. Biliyorsunuz Beatles'ın albüm kapaklarında da ondan sonra Rolling kullanıldı. Rolling Stones'un albüm kapağında var. İlk başta arkadaşlar 1966'da San Francisco'daki Trips Festivali'nde kullanılıyor bunlar. Asit vardı içinde. Asit değil de. Kalmış bir şey. Psikedelik müziklere geldiğimiz zaman eş zamanlı olarak Jefferson Airplane, Jimi Hendrix, ayrıyeten de meşhur psikedelik marşı olarak addedilen In a Gadda Da Vida, I'm a Butterfly'ın şarkısını almamız lazım. Uzun ve kısa versiyonları olarak. In a Gadda Da Vida, don't you know that I'm loving you? Psikedelik müzikler daha çok Asya kökenli, Asya etkileri içeriyor. İşte o yüzden de mesela o dönemler Ravi Shankar mesela o dönemlerde çok popüler bir müzisyen. Festivallere çıkartıyor. Festivallere, Monterey müzik Festivali çıkıyor, evet. Jazz festivallerine çıkıyor. Mesela Jefferson Airplane'in gitaristi Jorma Kaukonen, psikedelik müziğin öncüleri arasında sayılan bir gitarist. Babası yurt dışında, Asya'da, Hindistan'da görev yaparken onlar birlikte beraber büyüdüğü için Hindistan, Hint müziklerine, Vina'larına denen müziklere çok maruz kalmış. Onun etkilerini getirmiş. Bu dönem tabii şeyden de bahsetmek lazım. Şimdi mesela Beatles görsellerinde falan kullanıyor dedik. Stones kullanıyor dedik. Şimdi burada bir şey var. Benim şahsen aklıma takılan ve sana sormak istediğim, yani bilgi vermek adına da sormak istediğim bir soru var. O da şu. Psikedelik mi diyelim, ne diyelim? Psikedelik. Psikedelikler. Psikedelik diyelim. Psikedelikler. Psikodelik demeyelim yani. Psikedelikler. Evet. Psikedelik diyelim. O tecrübe benzer bir duygu yaratan resimler olabilir veya sesler olabilir, evet, müzikler olabilir. Video art, sinema. Olabilir. Bunun peşinde olan sanatçılar var. Bir yandan bunu tanımlıyor. Evet. Bir yandan da bunun etkisi altında. Yani evet. Mesela LSD'nin etkisi altında bir şeyler ortaya çıkartan sanatçıları da tanımlıyor aslında. Evet, doğru. İkisi birden tanımlıyor değil mi? Yani evet. Yanlış değil mi? Evet, öyle. Onun psikedeliklerin yarattığı etkiyi yaratmak isteyen, onu amaçlayan ya da onun etkisi altında müzik yapan bütün müzisyenler için kullanılıyor. Ama diğer yandan bu şeye geliyor. Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan da geliyor. Çünkü onu bilmeden, onu tecrübe etmeden zaten onun benzerini yapmaya çalışmak da mümkün değil herhalde. Şöyle örnek vereyim sana abi. Mesela Grateful Dead'in müziği bana sorarsan çok psikedelik müzik değil. Bana da öyle gelmiyor çünkü. Yani, bayağı blues rock, güzel bir blues rock böyle, evet, neşeli, keyifli. Evet. Ama biliyoruz ki Grateful Dead psikedelik rock türü altında addediliyor. Evet. Takipçileri, Deadhead'ler ve grubun elemanları uzun süre bunları kullandı. Bunu da açıkça zaten promote ettiler zaten. Bu da biliniyor. Çünkü mesela Pink Floyd'un UFO performanslarında bahsedilen şey, mesela orada çaldıkları parçalar bizim alışık, yani o dönem böyle, o dönemini tanımlayan, hani bizim işte Arnold Lane'lar. Arnold Lane had a stray. CM'li play'ler. Veya işte Piper at the Gates of Dawn'un büyük kısmını oluşturan, evet, parçalardan ziyade Freak Out olarak, evet, tanımlanan, evet, doğaçlama, bol doğaçlamalı, evet,
ve muhtemelen uyuşturucu etkisi altında, evet. LSD etkisi altındayken ve özellikle o dönem için yani yeni bir şey olan delay efekti. Evet. O uyuşturucunun muhtemelen etkilerinden bir tanesi o. Muhtemelen evet. O zaman şeyi dalgalanması veya tekrar hissi. Onu sanki veren efektlerin de kullanıldığı, gitarlarda özellikle bu efektlerin kullanıldığı ve bu uyuşturucu kullanan, halihazırda kullanan ve dans eden bir kitleye yapılan müzik aslında. Evet, Flanger efekti de o zaman çıkmış bu arada zaten. Evet, çok, yani çok bütün kullanmış. Bu efektlerin, işte Beatles'ın albümlerinde bunlar böyle pedal falan değil mi? Stüdyoda işte evet. Oluşturulan efektlermiş aslında evet, bakarsan. Evet. Ve o dönemde Pink Floyd... Bu psychedelic rock denilen, diye tabir edilen, o dönem psychedelic rock diye tabir edilen tarzın böyle en önde gelen grubu haline geliyor. Evet, en ve, gözde grubu haline geliyor. Ve aslında... Ya UFO performansları meşhur. Uzun saatler sürüyor, tamam mı böyle? Evet. Ama bir yandan da radyo yönelik müzikler yapan bir. Radyo yönelik müzikler yapmaya başlıyor. Kayıt yapmaya geldiği zaman, evet. Single yapacaksınız dendiği zaman da evet. Syd Barrett evet. Bayağı mükemmel pop parçaları. Ve diyorsun. Bizim şu anda belki de psych pop diye retrospektif olarak nitelendirdiğimiz evet. O türü icra ediyor. Ve o, yani... o zaman bile diyor ki ya sizin bu performanslarla alakası yok abi bu şarkıların. Bayağı Beatles şarkısı gibi neredeyse. Evet, evet. Halbuki orada da o garip tırnak içinde böyle deneysel diye adlandırdın. Halbuki deneysel değil sadece belki absürt sesler diye tanımlayabileceğimiz sesleri de karıştırdıkları şarkıları ortaya çıkarttılar. İngiliz muzip sözlerini içeren tamam mı böyle renkli. Garip insanların öykülerinin anlatıldığı, ha. Böyle toplumun dışında kalmış, acayip insanların öykülerinin anlatıldığı bir müzik icra ediyor. Halbuki o zamanlar. Mesela Beatles'ın Strawberry Fields Forever'da mesela. Tam bir psikedelik pop şarkısı. Psikedelik rock şarkısı. Kesin, yani. Kesin. Kesin de Floyd'un en azından kayıt ettiği şarkıların büyük kısmı ve Piper at the Gates of Dawn'un büyük kısmı oluşturan parçalar bu yönelimli parça. Öyle. Ve bu açıdan da Piper at the Gates of Dawn piyasaya çıktığında bir kesimde hayal kırıklığı, ya bu muymuş falan, yani dümdüz grup falan diye evet. Yorum alıyorlar mesela. Çünkü o albüme baktığın zaman gerçekten Astronomy Domine. Ve enstrümantal Interstellar Overdrive. Haricinde, özellikle Interstellar Overdrive haricinde. Pop şarkıları diyelim hepsini. O konser performanslarını, bu arada konser performanslarını da yine psikedelik görseller falan da kullanırlar bu arada. Yani erken dönem video art diyebileceğimiz şeyler kullanılır. Yani görsel tarafı daha o zamandan beri aslında güçlü Pink Floyd'un şovlarının. Ama o iki parça, özellikle Interstellar Overdrive, 9-10 dakikalık bir parça o. Bu iki parça söylendiğine göre, bir de Power Talk Edge. Talk Edge. Bunların daha çok o sahnede canlı performanslarda yaptıkları şeyleri yansıttığını iddia ediyorlar. Ya şarkıları uzatıyormuş işte bu arada. Evet. Ama diğer yandan da Barrett'ın o psych pop şarkıları da bir sürü sanatçı etkiliyor. Bunların arkasında evet. Bowie mesela. Evet. Bowie mesela. ki David Bowie'nin ilk albümünde zaten bu arada benzer tarzda. Tabii. Şimdi şey... burada ilginç bir şey söylemek lazım. Birçok dünyada belirli Pink Floyd dinleyicileri var arkadaşlar. İlk iki albüm dışındaki Pink Floyd'u dinlemeyi reddediyorlar ve onlar Pink Floyd değil diyorlar değil mesela. Evet, asıl Pink Floyd oydu. Evet. Asıl beyin zaten Syd Barrett'ti zaten. Onun vizyonuydu bu diye. Birçok Pink Floyd dinleyicisi var. Syd Barrett de gerçekten bu arada orkestra şefi gibi. Yani nasıl Richie Blackmore işte şey yapar. Rainbow veya işte Deep Purple konserleri. Onlar da doğaçlama bölümler çünkü çalarlar. Richie Blackmore tekrar hani o doğaçlama benim solom bitti dönüyoruz diye elini kaldırır ve işaret verir mesela şeye. Diğer dört elemana. Barrett de benzer pozisyondaymış. Yani grubu o yönetiyormuş. Sahnede de o yönetiyormuş. Peki Merdan ama çok fazla bu yani tarihin tozlu sayfalarına çok kalmak istemiyorum. Biraz hızlı ilerleyelim. Lütfen. Yani Syd Barrett'ten niye bahsettik arkadaşlar? Biliyorsunuz bunu. Wish You Were Here albüm için çok önemli tekrar bir karakter. Tekrar döneceğiz. Wish You Were Here'ın yazıldığı kişi çünkü. Ki bir açıdan bakarsanız arkadaşlar Dark Side of the Moon, Wish You Were Here ve The Wall'u doğrudan etkileyen ve onun üzerine yazılmış 3 albüm üzerine, 3 albüm onun üzerine yazılmış bir sanatçı. Kısmen Dark Side of the Moon bile. Evet. Kısmen evet, Brain öyle. Damage falan. Öyle. Kısmen Dark Side of the Moon bile. Syd Barrett'ın girişi de bu arada uyuşturucunun zararlarından da bahsediyor. Maalesef.
Şimdi şöyle bir şey var. Delirdi muhabbeti var. Bir dahiydi, dehaydı ama çok erkenden aklına öğretti. Büyük bir ihtimal bir problem vardı zaten. Zihinsel problem vardı. Tetiklendi. Şimdi bak. Evet. Roger Waters'ın iddiası bu. Evet. Roger Waters diyor ki muhtemelen şarkı sözünü okuyun. İlk dönem yazdığı şarkı sözünü okuyun diyor. Orada da neredeyse şizofren birisi yazmış gibi zaten diyor. Davranışları öyle değildi ama diyor o sözlerde bunun altta yatan bir şey olduğunu görebilirsiniz diyor. Onun iddiasına göre uyuşturucu da beraber bu tetiklendi ve yavaş yavaş bunu o ele geçirdi. Evet. Rick Wright ise çok spesifik bir anısından bahsediyor. İşte bunlar 1967 senesinde Piper'dan sonra BBC o dönem işte böyle şey yapıyor. Radyo için grupların falan filan kayıtlarını alıyor. Daha sonra yayınlıyorlar. Band'dan şeyden yayınlıyorlar. Bir seansları var önceden ayarlanmış. Sid Barrett gelmiyor. Sid Barrett de o dönem bir evde yaşıyor. Toplu olarak bir komün değil ama yani bir kalabalık, bir, hepsi yani, LSD'yi kullanan. Gelenin geçenin, girenin çıkanın belli olmadığı ve büyük bir ihtimalle söylediklerine göre işte çayına bile LSD koydukları bir dönem. Ortam. Evet. Böyle bir evde yaşıyor ve bunlar LSD'ye şey olarak bakıyorlar hakikaten. Yani bu zihnimizi açacak, bizi ruhani olarak erdirecek falan gibisinden bakan insanlar. Neredeyse böyle bir din, evet, tarikat gibi bakan insanlar. Evet. Ve Sid Barrett'a da Mesih. Çünkü Sid Barrett de bunun şair yanında. Şairi. Yani ressam ve şair. Ressam ve şair ve bunun hani böyle Mesih'i olarak yani bunun. Bu resimleri çok iyi arkadaşlar, bu arada haberiniz olsun. İnternet sitesinde var. Çünkü bir pop yıldızı ve açıkça bunu hani tavsiye ediyor neredeyse ve bundan beslendiğini söyleyen birisi ve onu artık böyle bir Mesih muamelesi yapıyorlar. Sid Barrett o gün gelmiyor. Hiçbir haberde olabilir. Yani o session'a gelmiyor Sid Barrett. O kayıtlara gelmiyor. Arıyorlar tarıyorlar, adam yok ortada. En sonunda menajerleri Sid Barrett'ı bir kaldırımda böyle boşluğa bakar, katatonik bir şekilde böyle boşluğa bakarken oturur halde bulurlar Londra'da bir yerde. Şey diyor hani gelip bir bakmanız lazım Sid'e falan, ne oldu? Yani bir gelip bakın falan filan diyor. Rick Wright'ın dediğine göre tamamen farklı bir insandı diyor. Yani o günden sonra diyor ya asla eskisi gibi olmadı diyor. Yani bütün diyor o sevecen, güler yüzlü insanlarla çok rahat iletişim tamamen başka bir insana dönüştü diyor. O akşam da Roundhouse'da, İngiltere'de bir meşhur konser salonu, bir festival var. Festivale çıkıyorlar. İki şarkı çalabiliyorlar. Çünkü Sid Barrett çalmıyor. Evet. Ve o halde de aslında konsere çıkartılıyor. Evet. Ve aslında daha sonradan Roger Waters'ın sürekli bu müzik endüstrisinden işte açgözlü menajerler vesaire bunlardan bahsetmesinin temelinde bu tecrübeler yatıyor. Yani o şekilde bizim Sid'i hastaneye yatırmamız gerekirken sahneye çıkartmamız hataydı diyor. Yani ben bayağı bir çaba verildiğini biliyorum. Okumuştum yani. Çaba veriliyor. Çaba gösteriliyor. Bir şekilde çaba veriliyor. Şöyle çaba veriliyor. Mesela gidip şeyin kapısına bırakılmış. İşte rehabilitasyon kliniğinin kapısına bırakılmış. Veya işte içeri EMA sonra çıkıp geri giriyormuş. İngilizler sonuçta bunlar. Hani o kadar evet, şey takip etmiyor. Yani ilk ortasında kadar hikayesi ortada yani. Hani adam sözleri okuyunca sonradan fark ettik. Sonradan fark ettik. Adam yardım çağrısı yapıyormuş. Adam yardım çağrısı yapıyormuş ama o zaman işte utandık bir şey demeye. Yardım etmeye utandık. Düşünüyorum. O derece bir İngilizlik yani. İngilizlik. Yardım etmeye utanıyorsun adama yani. Evet. Burada da birazcık benzer bir şey olabilir. Ama Sid Barrett orada Rick Wright'ın söylediğine göre şöyle bir şey olduğunu düşünüyor. Muhtemelen diyor yanlışlıkla bir overdose aldı o diyor. Ben şimdi LSD'nin nasıl bir yani zehirlenme yapıyorum LSD komaya sokun bilmiyorum. Ama sokmadığını bir yerde hatırlıyorum. Yani sokmuyormuş diye hatırlıyorum. Ben ama uzun dönem kullanan onu okuyoruz zaten. Ama hani direkt bir komaya hastanelik etmesi falan değil. Uzun dönem kullanımının yerleşik bir şey hastalığı, zihinsel hastalığı tetiklediğini biliyoruz. Yani mesela şizofreniye yatkınlığı varsa onu tetiklemiş olma ihtimali var. Bipolarsa onu tetiklemiş olma benzer ihtimali var. Benzer bir şeyin çünkü Fleetwood Mac'tan Peter Green'in başına gelmiş diyor. Evet. Ona da çok yüksek dozda LSD veriyor bir akşam. Kayıt yapıyormuş galiba. Doğaçlama kayıt yapıyormuş falan. O günden sonra bir daha Peter Green de aynı şekilde olmuyor. Yani şeyin Sid Barrett'ın bir şekilde onun Sid Barrett'ın haberi olmadan onun yanındaki müritler diyebileceğimiz tiplerin artık çayına, çorbasına, kahvesine bir şeyine olması gerekenden çok daha yani adamın zihni iyice açılsın diye düşünerek çok yüksek belki de boca ettiler yani şişeyi. LSD şişesini belki de boca ettiler. Onun sonucunda direkt olarak o anda o overdose'un etkisiyle öyle bir hale aldı ve bir daha hiçbir zaman geri dönemediğinden bahsediyor. Yani çok acı. Bu arada ondan sonra da bütün herkes sürekli şey söylüyor. Çok yetenekli bir insandı. Evet. Çok yaratıcıydı. Bu arada çok da iyi kalpli birisiymiş. Yani evet. Mesela Roger Waters her zaman biraz ketum ve böyle ukala iken falan. Sid Barrett herkesle çok iyi geçinen, sevgi dolu ve sevecen bir insanmış. Herkes şeyi söylüyor. Herkes şeyi söylüyor. Ne olabilirdi acaba? Nerelere gelebilirdi?
pop müziği onunla birlikte ne noktalara çıkardı? Herkes bunu soruyor. Bu arada Rick Wright iyi tanıyor çünkü ev arkadaşıymış bir dönem. Evet şey, ve şeyler falan total, var. Total difference diyor. Çok acı yani o mesela bir süre sonra yaşamaya devam ediyorlar. Rick Wright diyor ki ben sigara almaya çıkıyorum diyor mesela. Çünkü stüdyoya gidiyorum dese ben de geleyim diyecek Rick. Ama geldikleri zaman Sid gelecek, geleyim diyecek ama çalamıyor Sid. Sid ve bir şey yapamıyor. Sigara almaya gittiğini düşünüyor hala. Saatlerce yok ortada. Evet. Uyanmıyor bile kafa maalesef. Yani o derece hasar almış yani. Maalesef. Ve çocukça tamam diyor git diyor evet. Falan. Gece oluyor falan ancak ondan sonra aldın mı sigaranı falan gibisinden. Ve o dönemde yazdığı hala beste yapmaya devam ediyor. Vegetable Man. Vegetable Man. Vegetable Man. Ya korkunç şarkılar bu tabii. Arada bunlar. Çünkü bir yandan da... Kendi tarzında. Kendi tarzında ve bu parçaların sözünü okuduğunuz zaman aslında durumunun farkında olduğunu görüyoruz. Galiba. Çok en üzücü şey de bu. Galiba. Yani iletişim kuramadığını, bir şekilde diğer insanlarla iletişim kurma yetisini kaybettiğini ama içinde hala var olduğunun nasıl diyeyim, yani Vegetable Man parçası direkt olarak bunu anlatıyor. Vegetable Man'i tarif etti kendisi. Büyük bir kıyafetlerini falan tarif ediyor çünkü. Ve Vegetable Man, where are you? İnsanlar onunla konuşuyorlar uzaktan. Bu şarkıyı söylüyor. Yazan ben miyim acaba falan diye. Evet, evet. Falan var. Sonra da işte ikinci albüme gidiyoruz. David Gilmour alınır. David Gilmour da onun çocukluk arkadaşı. Evet. Gitarları gelsin çalsın diye. Aslında ilk başta şey olarak alınır. Yani Sid çalamıyor. Konserde böyle boş boş bakıyor. Bu çalar. Hani bunu alalım. Arkadaş zaten vokallerini de yapar. Yine Sid sahnede durur. O onun arkasını toparlar. Şimdi David Gilmour çok da geleneksel. Rootsy bir gitarist. Ve ilk başta Pink Floyd, yani müziğini de bilmiyor Pink Floyd'un bu arada. Ne sakin dedik, rakı bile hiçbir şey bilmiyor. Evet. Bunları çalacaksın falan filan dediklerinde böyle bakıyor falan. Hatta sahneye çıktığında, çünkü teknik bir gitarist, o kadar utanmış ki çaldığı şeylerin, yani saçma çalan şeyler diyor böyle. Seyircilere arkamı dönüyordum ilk konserde diyor. Yani yani çaldığımı görmelerini istemiyordum diyor. Ama bütün solo albümlerinde bu arada David Gilmour eşlik ediyor. Evet kesinlikle. Yani Sid Barrett'a yani. Tabii. Arkadaş seviyor da bu arada yani. Tabii kesinlikle. Çok Sid Barrett'ı sevmeyen mi var? Galiba herkes çok seviyor. Yani. İkinci albüm Soulful Full of Secrets yapıyorlar. O albümde sadece bir bestesi var. Birkaç parçada var Sid Barrett çalıyor. İki parçada söylüyor. Evet. Ama bir tane bestesi var. Hı. Jack Black Blues. O da kan dondurucu bir şarkı. Evet. Maalesef aslında şey gruba cevabı hani ve aslında alaya da alıyor durum yani şeyini. Beni anlamıyorsunuzu aslında alaya anlatarak şey yapıyor. Çok üzücü şarkılar yani. Ve gruba en sonunda şey yapıyor yani işlevi yok adamın. Yani adam da belki bunun farkında ve daha devam edemeyeceğiz değil mi? Ama grubun şurada bir parantez açmam lazım ben. Şunu da söyleyeceğim abi. Orada başka insanlar var. Başka insanların emeği var. O bir makine artık. O bir işleyen bir durması çark. Mümkün değil. Evet. O insanlar da durması ilerleyecek bu arada değil. Yani seni bekleyemeyiz Sid yani. Bekledik durması, bayağı. Durması mümkün değil. Evet. Durması da daha sonra... Hepsinin kendi şeyleri var, hedefleri var yani. Roger Waters başından çok beri... Çok gençler. Gençler ve Roger Waters başından beri bir tane çok popüler fotoğrafları var Mert. Onu gördüğümü bilmiyorum. Albüm sözleşmesini imzaladıktan sonra sokakta ayaklarını kaldırdıkları fotoğraf yani. Fotoğraf çok mutlular. Ya, yapmak istiyorlar. Müzik yapmak para kazan. Hayalleri bu insanların hayalleri yani. Bu. Bunun şey için de durmam... Yani Joy Division, New Order meselesi gibi yani evet. Durmanın bir şeyi yok. Üzücü. Ya direkt olarak Ian Curtis'in cenazesinden sonra cenazesinin olduğu gün menajerleri soruyor işte bunları. Ne yapacaksınız? Devam edeceğiz diyorlar. Evet. Nasıl devam edeceksiniz bilmiyorum. Vokalist almayacağız ama devam edeceğiz. Yani durmayacağız diyorlar yani. Bu kadar net yani. New Order'ın yaptığı müziğe bakınca da iyi ki durmamışlar diyorum ben burada. Kesinlikle. Bu arada benzer bir şey. Joy Division, New Order ne kadar farklıysa aslında Pink Floyd'un sonradan yapmış olduğu öyle. Şey de öyle. Bu Barrett döneminin evet. Çocuksu bestelerinden o kadar farklı kesin. Hemen gösterelim. İlk örneği More filmi. Barbet Schroeder'ın filmine yaptıkları film müziği. Aslında o arada şeyi yapıyor. Hard Rock şarkısı var. Single'lar yapmaya çalışıyorlar o arada ama böyle Sid tarzı olmuyor. 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 Bu arada çok seviyorum ben bu albümü. Ben çok seviyorum. Simbaline falan harika şarkılar bu arada. A yüzü baştan aşağı mükemmeldir. Evet. Olmuyor. Tamam mı? Olmuyor yani. Biz bunu yapamayacağız. Zaten konserlere gelen insanlar da bizim o pop şarkılarımız için aslında gelmiyorlar. O fake out şarkılar için. Evet. Daha o deneysel şarkılar için geliyorlar. O zaman onlara odaklanın diyerek daha böyle daha deneysel işlere yöneliyorlar. Hani hakikaten işte stüdyoda ses deneyleri yaptıkları ya da işte konserlerde böyle doğaçlamayla uzatmaya müsait besteler yapmaya başlıyorlar. Zaten bu albümün de B tarafı, aslında tabii altyapısı şey bunun, Soulful Full of Secrets'in isim parçası. Mesela korkunç, tüyler ürpertici bir şarkı da orada. Uzun şarkı.
Uzun şarkı ve modları çok karanlıktır o şarkının yani. Orada bunu burada onu devam ettiriyorlar. Ve film müziği olarak devam ettiriyorlar. Evet. Arkasından da ne geliyor? Amalgama geliyor. Bu arada bir araya bir şey sokuşturacağım. Gilmore'un gruba getirdiği his Barrett'ın kişiden çok şöyle ki. Barrett'ı mesela ben şeyle yanına koyabilirim. İlk erken dönem Pete Townshend yani The Who besteleriyle ya da işte atıyorum John Lennon besteleriyle yanına koyabilirim. Gilmore'da ve Gilmore'un gitaristinde o mellow, ağır blues gitaristliğinin etki, yani blues rock etkisi var. Ve grubun tamamen o eti bulu değişiyor bununla beraber. Evet, ipleri belki Waters alıyor. Yani grubun yönlendirmesi o yapıyor. Ama gitar tamamen değişiyor. Tamamen farklı bir gitaristlik var. Ses de tabii ki Barrett'ın sesinden tamamen farklı bir ses. Sen şu anda şeyden bahsediyorsun. Pink Floyd denen paletin üzerindeki renkler nelerden oluşuyor diyorsun. Bir kısmı... Çünkü bu halinde var. Gilmore. Nile Song var. Nile Song, evet. Hard Rock şarkısı, evet. Hard Rock şarkısı. Yani o oradaki vokal falan direkt olarak mesela evet. Gilmore'un sert vokali. Evet. Bir de yumuşak vokali. Çok iyi vokal bu arada. İnanılmaz bu. İnanılmaz da iyi bir gitarist evet. Tabii yani. Arkasından aslında şöyle bir şey var. Ne yapacaklarını bilemiyorlar gerçekten. Ama bu film müziği. Bu albümde zaten böyle bu bir film geziyor müziği. Bu arada. Geziyor türler arasında. Bu bir evet. Tabii. Film müziği diyorsun. Quicksand gibi ne bileyim işte Tangerine Dream'in ilk dönem yaptığı evet, evet, evet. Manyakça şeylere evet. Benzeyen bir şarkı da var. Ama işte Spanish Peace gibi ya komik, tabii film müziği, film müziği olduğu için sonuçta onun bir sahneye özel olarak yapıldığını tahmin ama mesela Simbline'da var. Solus Minor'da var. Onlar bireysel şarkı Green is the Color var. Çünkü mükemmel bir folk şarkısı. Çok güzel şarkı. Çok güzel bir şarkı. Ama hangi doğrultuya gitsek? Yani bizim bel kemiğimiz şu anda nedir? Bunun soru işareti var. Deneysellik olduğunu bunun bunu kanaatine varıyorlar. Veya tabii. Belki de Waters. Ve o yüzden Amalgama geliyor. Bir Amalgama geliyor. Şimdi Amalgama Pink Floyd tarihinin en çok aşağı alınan albümü belki de. En zayıf albüm maddediliyor bu arada. Benim için en zayıf albüm değil. Ben bu albümü çok seviyorum. Ben Amalgama'yı hastayım yani. Çok çok seviyorum. İlk CD'sini ve ikinci CD'sini o zaman. Sisyphus o zaman yani daha çok. Şöyle söyleyeyim. İkinci CD'si bence daha yani grubun kendisi tarafından da küçümsenen bir deha albüm. Benim için böyle. İlk tam ilk plak zaten şey. Tamam, okey. İlk plak zaten konser kaydı. Evet. Ama çok güzel bir konser kaydı. Çünkü mesela Astro Domine parçası 4 dakikayken konser versiyonu 9 dakika. Evet. Set the Controls for the Heart of the Sun albüm kaydı. En güzel versiyonu. En güzel versiyonu orada. 5 dakikayken orada 12 dakika belki. Bu şarkıları açıyorlar, esitiyorlar. Zaten işte o Pink Floyd'un o psychedelic rock uzantısı bu. Artık UFO kulüpten çıkıyorlar. Ama gittikleri bütün yerlerde de bu sound'u götürüyorlar beraber. Evet. Yani bu müziği, bu freak out'ları götürüyorlar. Evet. Şimdi ben ikinci tarafı niye seviyorum? Bir dört bölümden oluşuyor. Çok karanlık bu arada. Yani İnanılmaz çok karanlık. Korku filmi gibi bu arada korku yani. Korku filmi gibi, tabii. Evet. Bütün hepsi baştan aşağı korku filmi. Dört üyenin her bir tanesi ayrı olarak çalışıyor. Evet. Yani ayrı beste yapıyor, evet. Ayrı kayıt yapıyor. Evet. Yani örnek vermek gerekirse Rick Wright kendi bölümünde, kendi suite'inde diyelim. Bütün enstrümanları çalıyor. Roger Waters kendi bölümünde bütün enstrümanları çalıyor. Vokalleri her neyse bütün besteyi o yapıyor. David Gilmour aynı şekilde kendisi her şeyi yapıyor. Nick Mason de hepsi. Bak Nick Mason davulcu. Evet. Gitar falan çalıyor ama bu şunun için önemli. Sınır çiziyorlar ya etraflarında. Kardeşim sen biz yokuz. Ne yapıyorsun tek başına, kendi imkanlarına yap. Necessity is the mother of invention. Yaratıcı şeyler yani. Çıkıyor diyorsun. Anlıyorum. Evet. Kesinlikle evet. Yaratıcı taraflarını bu evet, albüm evet. Yani uyuşturucuyla yapmazsın bunu. Evet. Bunun etkisi uyuşturucu. Yani çünkü tek başımayım ki ben bu plan atıyorum işte 15 dakikasını dolduracak bir şey üretmem lazım. Yani güzel bir psikedelik rock CD'si plağı diyeyim ve ben çok karanlık diyorsun. Bir şey ortaya evet, çıkıyor. Güzel yani, mi? Güzel mesela yani. Rick Wright'ın Sisyphus'u benim dinlediğim en karanlık müziklerden evet. Bir tanesi. İnanılmaz karanlık. Ve ya içinde böyle disonanslar yani manyakça bir şey. Ve demin yani, dürüm yerken konuşuyorduk Mert'le beraber. Kenneth Anger müzikleri gibi. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz.
Ana tema çok güzel. İşte orada timpanileri çalmış vesaire. Tamam, kendi hayal gücünden bence muhteşem bir şey yaratmış. Evet, yani bir Shine On You Crazy Diamond değil tabii değil. Ama evet, olmasına gerek de yok zaten. Bu daha çok A Source of Secrets gibi şarkıları seviyorsan veya Quicksand gibi şarkıları seviyorsan bu senin için nimet. Veya UFO döneminde orada onları ne yaşadıklarını merak ediyorsan, evet, yani ne yaptıklarını merak ediyorsan, evet. Keza işte şeyin Narrow Way parçası, 3 bölümlük. Bölümlük şarkılar bu arada bunlar. Evet, evet, evet. Mesela Nick Mason'ın şeyi, Grand Wizard's Garden Party aşağı alınıyor. Abi niye aşağılıyorsunuz? Adam perküsyonla yapılabilecek her şeyi yapmış o teknoloji altında yani. Elektronik davulun bile icadı olmadığı bir dönemde. Davulcu ne yapsın? Ama çok güzel yani, zihnini kullanarak çok böyle trippy bir şey yapmış. Roger Waters ise çok enteresan, tam bir terörist o. Abi 6 küsur dakikalık böyle ultra yumuşak bir folk şarkısını kaydetmiş. Tek başına akustik gitarla. Arkasından böyle bir adam evde yürüyor, sonra çat diye bir sineğe vuruyor, sineği öldürüyor. Ondan sonra Roger Waters'ın Several Spaces of Small Free Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pig. Bak ezberinde yani. 12 yaşından beri ezberinde bu ismi. Unutmuyorum. İngilizce bilmiyordum yani. Bu esprili komik bir şarkı ama tamamen kendi sesini farklı şekillerde kaydedip o dönemin teknolojisiyle o makara bantları kullanarak hayvan seslerine dönüştürüyor. Ve bunlardan müzikler oluşturuyor. Evet. Deneysel müzik yapıyor. Bunun temelinde avantgard şey var. Avantgard müzikler var aslında bakarsan. Karl Heinz, Stockhausen falan onlar etkilemiş. Evet. Bariz etkilemiş. Evet. Ve bunların yanında Pict diye tabir edilen işte Pict şey Britanya adasının eski halkı yani. Hani işte İskoçlarda falan hani Pict şey olduğu addedilir. O yüzden çok ağır İskoç aksanıyla böyle sarhoş bir İskoçmuş gibi hayvanlarla konuşuyor falan. Yani tabii ki saçma sapan bir şey bu ama bir yandan da oradaki o deneysellik, o yapmış, bir kere oluşturduğu atmosferi ben çok severim. Çünkü çok karanlık çünkü. Aynen. Hakikaten o mağarada hissediyorsun kendini. Ve o zaman için inanılmaz fütüristik bir şey bu. Öyle. Ya nasıl yaptılar bu sesleri falan acaba? Allah Allah falan. Ha hepsi Roger Waters'ın sesi halbuki. Ve bir sürü hayvan koşturuyor bilmem ne falan. Ve tape, loop'lar kullanıyor. Bak loop kullanıyor sürekli olarak. Bu da çok ilerici. Çünkü rock müzikte loop kullanımı diye bir şey. O dönemler yeni başlıyor zaten. Beatles'da falan da yapıyor. Aynen öyle. Bravo. Ya yani stüdyonun bir enstrüman olarak kullanımı o dönem. Aynen öyle. Stüdyonun enstrüman olarak kullanımı. Bu albüm benim için stüdyonun enstrüman olarak kullanımını yaratıcı. Mükemmel bir örneği. Tabii Mert'in yani birazcık çok... Mert'in müziğe bakış açısıyla alakalı bir şey. Evet. Yani Mert. Ya yani oturup mesela keyif ya şu Amigami'yi açayım da falan. Öyle bir albüm değil bu. Yani o tip bir keyif albümü değil. O şekilde ama harika bir deneysel albüm. Öyle. Harika bir deneysel albüm. Arkasından da Atom Heart Mother geliyor. Ben mesela onu seviyorum. Asıl sevilmeyen albüm bu arada. Kendileri dahil pek sevmedikleri. Kesinlikle katılıyorum. Ben ve niye sevilmediği de belli değil. Niye sevmedikleri de belli değil. Yani Mind Your Harika bir parça yani. Evet, ilk parça muhteşem çok bence. Başka. Yani tamam pretentious diyorlar işte koro getirttik falan bilmem ne. Ukala bir böyle yukarıdan bakan bir müzik diye değerlendiriyorlar ama. Ama koro hala absürtizm var orada. Bence çok güzel. Koro şey isimlerini sayıyormuş. Besin isimlerini falan sayıyormuş. Acayip. Bu arada oradan şeye değinmek lazım eminim. Bu çünkü tam olarak Zuna'nın zırt dediği yere geldik. Enstrümantal müzik. Anlatı işlemini mi içermez mi? Bundan bahsetmemiz lazım. Bizim DJ Shadow videomuzda yorum yazan arkadaşımız. Çünkü Roger Waters'ın, çünkü bu dönemde Kraut Rock grupları çıkmaya başladı. Evet. Ve Kraut Rock gruplarının çok büyük bir kısmı Pink Floyd'un bu döneminden etkilenmiş gruplar. Evet. Mesela Amon Dül 2, evet. Follows Day albüm dediğiniz zaman Pink Floyd etkisi buram buram ama Roger Waters nefret ediyor. Yanlış anlamışlar diyor. Ya bunların yaptığı çöplük diyor. Biz böyle bir şey yapmıyoruz diyor ve bunlardan ayrılmamız lazım diyerek bu sefer kendi müziğini de kötülemeye başlıyor. Popol ruhlar falan hepsi. Amalgamayı kötülüyor. Atom Heart Mother diyor, milyon sterlin varsa ben çalmam diyor sahneye çıkıp falan filan. Halbuki Atom Heart Mother çok güzel bir kompozisyon ama şöyle bir durum var. Roger Waters diyor ki, bizim daha öncesinde yaptığımız müzik diyor, enstrümantal freak out'lar bilmem ne falan, hiçbir şey anlatmıyor diyor. Hiçbir anlamı yoktu, bomboş müziklerdi diyor. Doğru. Bundan sonraki, hah bak doğru mu diyeyim? Doğru. Hah bak. Şimdi. Yapan, hele hele o müziği yapan kişi böyle söylüyorsa zaten. Çünkü, ben ne diyebilirim çünkü diyor ki, yani. Atom Heart Mother'ın ilk ismi diyor. Şimdi siz kafa bakıyorsunuz ya inek var diyor. Atom Heart Mother. Ne acaba falan. O şarkının ilk ismi Amazing Pudding'ti diyor. Evet, Amazing Pudding. O şarkının adı yok diyor yani. Hiçbir anlamı da yok. 25 dakika oturuyorsunuz, dinliyorsunuz. Anlam çıkartıyor. Hiçbir anlamı yok o şarkının.
Bunu kendisi söylüyor direkt olarak yani. Bundan sonra diyor, o yüzden diyor, metal diyor bizim aslında ilk kendimizi bulduğumuz albüm metal diyor. Şimdi soru şu, bizim hani izleyicilerden birisi demiş ki Mert işte böyle dedi, bir şey anlatmıyor enstrümantal müzik. Şimdi Roger Waters'a göre de anlatmıyor yani. Psikedelik müzik, acid rock hiçbir şey anlatmıyor açıdan baktığımız zaman. Arkadaşlar, ama enstrümantal yani... müzik de bir şey anlatmıyor. Anlatı şimdi... nedir? Çünkü Roger Waters'ın şeyi bu, kıstası şu. Anlatı olabilmesi için bunun gayet dikte edici bir taraf olması lazım. Mesajı olması lazım. Bir mesajı olması lazım, bir anlatı olması lazım içinde. Evet. Sözle verilmiş bir anlatı olması lazım. Narratif, bir narratif olması lazım. Bir narratif olması lazım. Narratif olmadan diyor, sen diyor atom artmaları dinlersin. Crazy diye. Pudding de derim ben aslında ona, atom heart da derim. Kafanda ona göre bir şey canlanır. Mind your throat please diye şarkı koyarım. Kafanda ona göre bir şey canlanır diyor. Kapağa inek koyarım, inek canlanır. Ben hakikaten o şarkıyı diyeceğim, aklıma inek geliyor abi. Evet. Çünkü benim, kapakta benim, inek gördüm. Benim de. İnek geliyor yani. O kapağa inek değil de bir puding koymuş olsun. Puding görecek diye. O versiyonda varmış kapağın yani. Hadi ya. Tabii tabii yapmışlar. Böyle pudingden bir surat böyle falan. Öyle değişik bir şey yapmışlar. Aklımıza o gelecekti o kompozisyonu dinlerse. Tamam bu ama müziğin değerinden bir şey götürür mü? Götürmüyor. Yani, kesinlikle. Yani anlatım özelliği olmayabilir ama... Biz ne diyoruz Mert'le işte? Seçtiğimiz fiiller burada önemli. Yani canlandırma, müzik. Canlandırma. Benim zihnimde bir senfoni. Canlandırma. Senfoni anlatı öyle. Sahip midir? Kantat No. 4 diye ben size isim verdiğim zaman bir klasik eser için mesela. Belki sizin aklınızda bambaşka bir şey canlanıyor eseri dinlediğiniz zaman. Benim bambaşka bir şey canlanıyor. Hala bir iletişim şekli. Kesinlikle ama duygularla öyle. İletişim kesinlikle şekli. Öyle. Kesinlikle öyle. Net bir şey yok. Soyut. Duygular üzerinden, renkler üzerinden, kafanda canlanan renkler kesinlikle. Olabilir, bir şey olabilir. Ama benim kafamda bir manava gitmek canlıdır. Senin kafanda bambaşka bir şey canlıdır. Şimdi Süleyman Demirel'e de geleceğiz birazdan zaten. Ne? Yani, Süleyman Demirel ne? Tabii geleceğiz birazdan. Süleyman Demirel'e geleceğiz. Az kaldı, bekle. Şimdi Pink Floyd o dönemde, şimdi Medil'e gelmeden önce aslında Roger Waters'ın kafasında bir şimşek çekiyor. Veya Medil'e geldikten sonra mı? Önce mi? Önce olması lazım. Diyor ki ulan diyor biz bunları yapıyoruz diyor. Millet de dinliyor diyor. Hatta bu konser şovları falan çok tecrübe yani Pink Floyd. O zamanlar bile. Kuadrofonik böyle dörtlü ses sistemleri var. Grubun beşinci elemanı ışıkçıları. Öyle addediliyor mesela. Işıkları bir de Rick Wright böyle bir şeyi var. Adını unuttum şu anda ama bir kontrol joystick var önünde. Dörtlü kuadrofonik bir ses sistemleri var. Her gittikleri yere götürüyor. Konser salonlarına bunu götürüyorlar. Çünkü konserin içinde belli kısımlarda tamamen ses efekt, tape efektlerden oluşan, atıyorum ayak sesleri, kapı kapanması, şu bu gibi seslerden oluşan tape'ler hazırlıyorlar. Bu da çok öncü bir hareket bu arada. Ve onu o dörtlü sistem içinde salon boyunca geziyorlar, rotate yapıyorlar. Ve izleyici düşünse oturuyor, arkanda birisi evet. Yürüyor. Devasa birisi yürüyormuş gibi. Evet. Uzamsal olarak hissettiriyorlar böyle. Hissettiriyor. Evet, güzel. Bunları falan kullanıyor. Aslında amalgama da bu yüzden önemli. O zamana kadar bu teknik anlamda sesle ilgili deneyebilecekleri o dönem için her şeyi deniyorlar. Her şey ama diyor ki Roger bu hala bir anlamı yok diyor. Öyle. Yok diyor. Hala beni diyor bir krautrock grubuyla diyor. Benden esinlenmiş bir krautrock, doğaçlama müzik yapan bir krautrock grubuyla diyor. Ki ona göre çökmüş o. Aynı hayır eden bir şey yok. Hayır eden bir şey yok. O zaman ben diyor bunu yapacağım diyor. Man and the Journey diye bir suite hazırlıyor. Evet. Önemli. Çok önemli. Man and the Suite Journey suite'i tamamen konserler için düzenlenmiş bir şey. Mevcut şarkılardan, mevcut bestelerden ad üstünde ben yani bir Amalgama ve Mordan parçaların sıralanması, yeniden sıralanmasıyla yeniden anlamlı olacak şekilde sıralanmasıyla ve işte o bahsettiğim diğer ekstra şey, hatta bir kısımda mesela şey yapılır. The Man kısmında bir adamın bir gününü anlatıyorlar ya. Evet. Abi sahnede böyle testereyle odun falan kesiyor, oturuyorlar, çay içiyorlar, bilmem ne falan. Bunu da yapıyorlar. Bir yandan işin böyle performans kısmını da koyuyor. Açmaya çalışıyor. Yani müziğe orada anlatı katmaya çalışıyor. İkinci kısmı, journey kısmında adamın yatıyor, uyuyor. İşte ondan sonra gördük kabuslar. Daha soyut olan kısım. Bu bizi nereye getiriyor? Bu bizi Medal albümüne getiriyor. İşte Medal albümünün A100'üne baktığımız zaman biri hariç enstrümantal parçalar var. Yani aslında One of These Days de enstrümantal değil. Yine vokal var orada. Çünkü o parçanın uzun ismi One of These Days I Will Cut You Into Small Pieces. Ve onu bir Nick Mason'ın bir müzik eleştirmeni hakkında söylediği. Eleştirmen aslında söylenmiş bir şey ve aslında o da gene cinayetle ilgili bir parça. Evet. Bir anlatısı var yani. Evet. Hani o bir dikte edici bir tarafı var gene. Evet. Diğer dört parça bir tane Seamus. Seamus'ı köpeğe vokal yaptılar. Hala evet. O deneysel şeyden kurt şey evet. Yapmadık.
Şimdi Seamus'ı da kimse kalkıp şey demez. Lan yani Pink Floyd'un en kötü şarkısı derler. Kötü bir şarkı değil zaten. Deneysel bir şarkı o yani. Bence de. Ha kötü deneysel bir şarkı. Saint-Tropez'i de seviyorum ben mesela bu. Ama albümün B tarafında Echoes var. Belki de Pink Floyd'un en iyi şarkısı. Bence. Belki de. Belki de en iyi şarkısı bu. Bence de. Bana Pink Floyd'u, yani beni Pink Floyd'a aşık eden şarkıdır o. Evet. İnanılmaz bir parça. Yani ezgisi, bütün gelişmesi sonuçta evet. Her bölümü muhteşem. Ortasındaki o simülasyon insan çığlıklarının olduğu yani kısımdan tut da yani ya bugün piyasa çıksa post rock diye sen onu evet. Piyasaya sürersin. Yani. Evet. Ve bu parçada anlatı var. Yani 23 dakika boyunca böyle bir muhteşem bir enstrümantal değil sadece. Sözleri var. Sözleri var ve sözler bir şeyden bahsediyor. Peki sözler neden bahsediyor? Şimdi Roger Waters genelde böyle yazdığı eleştiren, politik sözlerden falan hep öyle hatırlarız ya. Bu parça aslında kimlikle alakalı. Ya tabii döneminde de birazcık ilintili olarak hani o zaman maharişiler bilmemler falan filan. Bunlar da hepsi meditasyon falan filan yapmış adamlar. Orada aslında birazcık böyle şeyden bahsediyor. Kolektif bilinç. Ya da işte unified field denilen bu işte TM'de transcendental evet, meditasyonu evet. Bahsediler. Şeye işaret eden sözler var. Strangers passing in the street. İşte iki tane yabancı olarak yürüyoruz, karşılaşıyoruz. İkimiz de yabancıyız. Bakışlarımız şans eseri kesişiyor. Ben senin, sana baktığımda kendimi görürüm diyor. Yani iki tane birbirini tanımayan insanın aslında birleşik olduğu, birbirine bağlı olduğu, yani başka bir yerde, başka bir bilinç ötesi bir yerde birbirine bağlı olduğu hissiyle alakalı bir şarkı bu. Ve bu tema aslında tekrar ediyor. Ona geleceğim birazdan. Roger Waters'ın solo albümlerinde de bu tekrar ediyor. Evet. Çok enteresan. Ve bunu bir kırılma noktası olarak görüyorlar kendileri için. Yani gerçekten kendimizi bulduğumuz albüm bu diyorlar yani. Ondan sonraki bütün her şeyi bunun üstüne inşa ediyoruz. Orada atlanan bir albüm var. Obscure Backlots. Niye atlanıyor? Çünkü dümdüz bir albüm diye atlanıyor. Düz rock albümü diye. Düz rock albümü çok diye. Güzel şarkılar var. What's All The Deal harika bir şarkı. Looks alright from where I stand. Mesela. Kesinlikle. Hı. Ve muhteşem bir şarkı bence. Ama o albümde yaptıkları o düz rock'ı hadi bunu da çok iyi yapalım demiş olmasalar Dark Side of the Moon'daki o düz rock kısımları belki bu kadar iyi olmayacaktı. Doğru. Belki David Gilmour'un soloları bu kadar iyi olmayacaktı. O da bir deneme aslında grup için kendisi için. Düz bir şey yaparak da, düz bir rock albümü yaparak da güzel bir şey ortaya çıkartabiliriz. Gitarla çalınıp söylenebilecek şarkılar yapabiliyoruz. Muhteşem. Bu da bizi Dark Side of the Moon'a getiriyor. Madem eski favori albümü sen biraz ya kısaca yani arkadaşlar Dark Side of the Moon kendi ayrı müzik programını falan değil YouTube kanalını hak eden bir albüm. Onu söylemeye gerek yok. Uzun yıllar boyunca benim dünyada The Journey'de yapmaya çalıştığı şeyi albüm olarak becerebildikleri şey. Yani yeni parçalar da yapıyorlar. Bir tematik bütünlüğü şuradan geliyor. Konsept albüm olmasının özelliği şuradan geliyor. Gündelik hayatta, modern hayatta bizim hayatımızı etki eden ve bizi delirtme noktasına gelen, üzerimizde anksiyete yaratan şeylerin anlatıldığı, toplandığı bir albüm. Bunu anlatan bir albüm. 20'li yaşlarımda bana bu çok daha çarpıcı geliyor. Gidi. Yani hayatı anlamaya çalışan genç bir insan için işte çok karamsar bir albüm. Paradan, savaştan, ölümden veya işte evden, ev ortamından, Speaking of Great'de bahsedilen şekilde evden falan bunların olduğu doğum ve bunların anlatıldığı ölüm. Bir albüm. Ölüm ve delilik en sonunda. Ölüm korkusu, Great Breaking in the Sky. Evet ve ondan sonra da delilik. Bunların olduğu bir albüm çok çarpıcı geliyordu. Tek bir şaheser. Yani oradaki ses denemelerini daha önce yapmadılar mı? İşte bahsettik yaptılar. Yaptılar. Ama en iyi şekilde burada yaptılar. Evet. Şimdi ve bunu Mayadaki albüm bütünlüğü içinde. Albüm bütünlüğü içinde ve bu arada Parazesini perküsif bir element olarak kullanıyorlar. Öyle. Loop olarak. İnanılmaz şeyler. Evet. Bunlar hep işte müzik konkret özellikleri arkadaşlar. Müzik konkretten kaptıkları şeyler. Yani güncel bravo. O tape looplarda falan. Bunu popüler müziğe taşıyorlar abi. Evet. Böyle bir şey yok. Çok inanılmaz gerçekten. Ve şimdi şeyi de söylemek lazım. O albüm Roger Waters'ın Roger Waters olduğu albüm. Yani grubun büyük bir ihtimalle liderliğini tamamen üstlendiği ve bundan grubun sonra... Grubun da okey dediği. Grubun da okey dediği çünkü onlar da farkında. Yaptıkları... Ben o zamanki röportajlarına bakıyorsunuz. Ya, Kral Trak grupları gibi şey egzantrik bir konumda durmak zorunda kalacağız. Yani geleceğimiz bu olacak. Ya, arkadaşlar öyle bir albüm ki albüm yapıldıktan sonra 30 sene boyunca Almanya'da sadece bir tane fabrika var. Almanya'daki fabrikanın tek bunu yaptığı şey albüm basmak. Ve bastığı albüm sadece Dark Side of the Moon. Bir albüm o kadar çok satıyor ki. Bir fabrika sadece bunun için çalışıyor dünyada. O kadar başarılı ve nitelikli bir albüm. Hakkında
tezler çekiliyor, yani yazılar yazılıyor. O zamanlar işte stereo ses sistemi alanlar bu albümde deniyorlarmış. Evet, yani bu albüm prodüksiyon mükemmel yani olmuş. 2000'li yıllarda şeydi çıktı işte 5.1'i çıktı. 5.1 surround'ı çıktı bu. Evet. Mix'i çıktı. Evet. Orada bile her seferinde aman Allah bu nasıl inanılmaz bir albüm yani deniyorduk. Yani 7.3 senesinde yapmışlardı. Düşünsene yani. Birkaç sene öncesinden, biz doğmadan öncesinden bahsediyoruz evet, yani. Evet. Yani hala bugün dinlendiğinde daha dün kaydedilmiş gibi duruyor. Bir rock grubunun belki de gelebileceği gerçekten felsefi olarak, işitsel olarak en üst seviye o albüm. Ta ki ama işte ben şu anda 41 yaşındayım. 30'lu yaşlarımdan sonra bundan sonra gelecek. Dark Side'ın buna belki bir gün başka bir şey çekeriz. Belki bir bölüm çekeriz. O yüzden çekilebilir. Yani, hak ediyor da hak çünkü. Hak ediyor yani. Dark Side'ın bunda yalnız şey var. Söyle lütfen. Psychedelic çok iyi bir kombinasyon var. Yani blues onu diyecektim. Blues bak, tarzı şarkı money, yazımıyla Money işte ne bileyim Breathe. Ondan sonra hatta işte Time, Any Color You Like falan onları zaten saymıyorum. Evet. Bunlar blues rock şarkıları aslında evet, özünde. Evet. Yani bunlar mesela Careful With That Axe Eugene veya Sorcerer's Lost Secrets, Set The Controls For The Heart Of The Sun gibi şarkılar değil. Değil. Onu tamamen geride bırakıyorlar. Tamamen blues rock temelli şarkılar yapacağız. İnsanlara ulaşacağız. Ama yine psikedelik. Ama yine psikedelik. Psikedeliği işte o deneysellikten ve şarkıları birbirine bağlamaktan, temanın bütününden veriyorlar. O yüzden de Pink Floyd yapan albüm aslında belki de Dark Side of the Moon. Echoes'a yaptıkları şeyi bütününe yayılır albümün evet, aslında. Yani evet, şey yapı olarak söylüyorum bunu. Tema olarak değil, yapı olarak bir albüm bütününe yayılır. Albümle ilgili şeylerden enteresan, daha sonraki albümlerin Dwall'da da var, şeyde de var, Wish You Were Here'de de var. Başı ve sonu birleşik albüm. Evet. O da enteresan bir doğumla şey başlıyor ve yine kalp ses atışları olarak da birleşim. Evet. Kalp atışlarıyla birbirine bağlı. Evet. A yüzü ve B yüzünün bitiyor sonu. Bitiyor bundan sonra. Kalp atışlarını yani o A yüzünü ve B yüzünü yani kuyruğunu ısıran yılan gibi evet, albümler. Evet. Wall da aynı şekilde. Yaşam döngüsü işte Mert. Yani bu arada ya, bunlara o kadar fikir. O kadar söylenebilecek o kadar çok detay var ki albümde. Evet. Yani başındaki duyduğunuz ses kayıtları yani stüdyoda. Wish You Were Here. Dark Side of the Moon olmadan olmazdı. Evet. Şimdi net. Wish You Were Here neden artık favori albüm addediyorum ve Dark Side of the Moon'dan ayrı bir yere koyuyorum. Onun üzerine bir şeyler koyabilmiş ve benim bu yaşımda beni daha çok etkilediği için. Wish You Were Here bana sorarsanız arkadaşlar çok daha yetkin bir albüm Dark Side of the Moon'dan. Müzikal olarak. Dark Side of the Moon'da bak hala şey var mesela. Any Color You Like gibi nereye oturacağını bilemediğim bir şarkı var. Enstrümantal parça ve güzel bir parça. Ama tema içerisinde nereye oturduğunu yok. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Yok. Global konserlerde şey yapıyormuş grup. Son parça öncesinde birazcık vakit uzun bir şeymiş o. Jam'miş o yani. Evet. Blues jam'iymiş o. Çok da güzel bu arada. Evet, çok da güzel bu arada. Çok güzel yapıyorlar onları çünkü. Evet. Albümde bir şekilde bunu koymuşlar. Halbuki evet, orada onun olması da gerek var mı? Ascent Dam'den direkt olarak Brain Damage'e bağlansa ne fark edecek? Hiçbir şey eksik olmazdı albümde. Yani tematik olarak. Tematik olarak hiçbir evet, şey eksik olmazdı. Ama gel gör ki Wish You Were Here ilk notasından son notasına. Saniye boş değil. Her bir saniyesi saniye muhteşem. Saniye boş değil. Ayrıca de her bir saniyesi tutarlı bir şekilde üç muhteşem. O zaman önce üç kelimeyi söyleyelim. Ben üç kelimeyi seçmedim. Sen söylüyorsun. Sen tamam. Söylüyorum. Birincisi kusursuz. Bak bence gerçekten bu kusursuz. Yani kusursuz albüm tanımı en çok belki yakışan benim bildiğim İmza albüm. İmza attım. Ben de. Atmosferik bir albüm. İmza atıyorum. Ve hüzünlü bir albüm. Çok hüzünlü. Onu da imzamı belki yaptım. De bizi de bu yaşta vurmasının sebebi bu hüzünlü. Olabilir. Yani arkadaşlar şeyin de etkisi var tabii ki. 41 yaşındayım. İş hayatına girdim. Para kazanıyorum. Baba oluyorsun. Baba oluyorum. Hayatımdan giden dostlarım oldu. Görüşmediğim, ölen, yok olan insanlar oldu hayatımda. Onlara duyulan özlem. İnsanların bencilliği ki orada Roger Waters bunu müzik sektörü üzerinden anlatıyor ama bunu her evet, iş hayatındaki her sektöre bunu uygulayabilirsiniz. Onlar çok daha anlamlı geliyor evet, bir yandan da. Yani temelinde böyle kayıp hissi var albümün. Evet. Aslında bu albüm için Dark Side'den sonra 3 tane çok uzun beste yapıyorlar. Bir tanesi zaten Shine On You Crazy Diamond. Evet. Diğer ikisi Raving and Drooling. Bir de Gotta Be Crazy. Gene delilik üzerine bu sefer bir albüm yapayım. Lan diyor delilikle ilgili zaten Dark Side'da Brain Damage'de falan işledik bunu zaten delirmesi. O hayat içerisinde bireyim falan. Shine On You Crazy Diamond parçası direkt olarak, spesifik olarak Syd Barrett'e yazmış bir ağıt zaten. Diyor ki, bu iki parçayı diyor, ayıralım diyor. Raving and Drooling ve Gotta Be Crazy. Daha sonra bir tanesi Sheep oluyor. Sonraki albümde Animals'da bir tanesi Dogs oluyor. Shine On You Crazy Diamond çevresinde bir albüm yapalım diyor. İlk başta da
Zaten Shine On You Crazy'den bir tek başına bir albümün plan, tek bir yüzünü doldurabilecek uzunlukta bir şarkı. Bunun arasına diyor bir şey koyalım diyor. Yani madem ki bu parça Syd Barrett'ın kaybına duyduğumuz hüzünle alakalı, onu ne imha etti? Aslında Roger Waters burada kendisi suçu birazcık dışarıya atıyor. Çünkü onun da payı var. Var. Müzik endüstrisi diyor. Onu devasında anlamadılar diyor. Onu bilmem ne yaptı falan. Yani sen de bunun içindeydin halbuki. Yani o da onun da bir anlamı farkında. Birazcık şey yapıyor. Syd Barrett'a karşı belki de suçluluk duyarak. Evet. Ve onun da eksikliğini hissederek. Evet. Böyle bir beste yapıyor. Şimdi. Ama şu önemli. İlk çıkış noktası da Syd Barrett'ın hissinin içinde uyanmasının nedeni de. Dört nota. O, o meşhur bildiğiniz David Gilmour'un o meşhur o melodiden dolayı. Anladınız yani. Tabii ben tutturamıyorum bu arada ağzını dım 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 dım. Yaptığım zaman hep Metallica One gibi oluyor çünkü. Arada bir nota farkı var sadece. O parça. Hakikaten Van'da çok benziyor normalde. Evet. Hmm, enteresan. Ana riff'teki o dört nota ki bu arada yani o riff genel olarak da ah yani. Girişteki ah, Gilmour'un solosu yani şimdi o şarkıdan ayrıca evet. Şey yaparız bahsederiz. Müzik endüstrisini yenileme içeren iki tane parça yapar. Welcome to the Machine ve Heaven's Cigar. Aslında Shine On You Crazy Diamond'da ortadan ikiye bölüyorlar. Aslında dört parça. Sandviç yapıyorlar onlar sonra. Onlar aslında bu iki parça var elbette. Evet. Sonra albüm kayıtları sırasında David Gilmour şey yazıyor. O işte meşhur akustik gitar melodisine geliyor. Onu duyunca bu sefer gene bak aslında aralarındaki müzikal iletişimin ne boyutta olduğunu da göstergesi bak. Adam dört tane nota getiriyor. Roger Waters albüm konseptini koyuyor. Konseptini koyuyor. Syd Barrett'i hatırlatıyor diye adam albüm konseptini. Bunun da üzerinden Wish You Were Here parçasını yazıyor. Evet. Ama sadece o giriş notası üzerinden. Evet. Ama şey şiir varmış elinde. Şiiri varmış. Waters'ın elinde şiiri varmış. Şiir yani, varmış o, ama o onu işte ona götürüyor. Evet. O ona götürüyor. Çok acayip. Halbuki Wish You Were Here direkt spesifik olarak Syd Barrett'la ilgili değil. O kayıpla ilgili yani. Kaybedilen bir arkadaş olabilir, akraba olabilir, ayrı düşülen bir sevgili olabilir. Genel olarak kaybetmekle, birisini kaybetmekle alakalı bir parça. Evet. Ama tabii ki Syd Barrett çerçevesinde baktığımız zaman mükemmel oturuyor. Bu arada şunu söyleyeyim, bu da önemli. Waters şey de söylüyor. Albümün temasının çok kasmanlılığıyla bağlantılı olarak parça kendisiyle de alakalı. Benim içimde iki tane persona var diyor Roger Waters. Birisi benim şey tarafım, ukala, bencil. En sol. Ve en sol tarafı yani. O tarafım da var, bir de öbür tarafım, insancıl tarafım. İnsancıl tarafımın şeye seslendiği, o kendisinin o bencil personasına seslendiği bir tarafı da işliyormuş. Evet. O açıdan da değerlendirilebilir yani. Bir insanın kendi içindeki çatışmasıyla evet, alakalı. Evet. O açıdan da işte bu kadar flexible olduğu için de mükemmel bir parça. Çok acayip. Çok acayip. Bence bak ben 6 tane madde çıkarttım. Bu niye en iyi albüm? Pink Floyd'un neden en iyi albüm? Şimdi bir, konsept mükemmel işliyor. Bak demin dedik ki Dark Side'de mesela şey filler addedebileceğimiz yani konsept açısından filler addedebileceğimiz. Ya kusur arıyorsak bulursun. Öyle diyelim. Bulursun ama Any Color You Like abi o ne alaka yani? Öyle. Doğru. Oturmuyor yani albüm bir sarkıyor yani. Doğru. Hatta şey bile yani Great Gig in the Sky bile mesela anlatıda ne oluyor şu anda falan filan hissi yaratıyor. Çok güzel şarkı çok seviyorum. Klavyatörlü vokalleri falan harika. Kadına şey demişler yani. Bu açısı mı? Git orgazm taklidi yap bu arada. Evet. Orgazm oluyormuş gibi parça söylemeni istiyoruz. Ama aslında aklındaki düşünce ölüm hakkında olması. The Great Gig in the Sky'dan belli zaten isminden. Evet, evet. Burada ne eksik ne fazla. Bak saniye boş yok yani. Öyle. Hani bu konsept işlenmesi açısından zaten mükemmel, kusursuz. Evet. Bu oluşturmuş oldukları bu karanlık bluesy, mellow sound'un da artık zirvesindeler. Çünkü artık zaten yıllardır bunu yapıyorlar. Artık son noktaya ulaştılar bunu. Evet. Hani dört elemanda bu uyumları, bu karanlık bluesy sound'u yaratırken mükemmel bir uyum içerisinde ve her bir üyenin müzisyenliklerinin baskı, anlatı uğruna ya da başka bir şey uğruna sınırlanmadan, baskılanmadan duyulabildiği son albüm bu. Evet. Çünkü Animals'da ilk önce Rick Wright baskılanıyor. Abi biz biraz daha gritty, biraz daha şey var. Sen Hammond Ork'lara yönel. O çok Shine On You Crazy Diamond synth'lerine ihtiyacımız yok. E ne yapıyorsun mesela? Baskıladın. Nick Mason sonraki dönemlerde abi yani senin bu davulculuğun kusura bakma bu kompozisyonda şeyi yok. Sen dur falan hani. Zaten zayıf davulcusun. Halbuki bu grubun aslında zayıf davulcu değil. Yani düşündüğün zaman yani, şey evet. Dediğin zaman mesela Pompey'de Setti Controls orada atlatısındaki tom-tomları gördün. Adam iyi davulcu abi. Ya Mert şey falan biliniyor. David Gilmour'a Wish You Were Here zamanında. Ama çok sonra. Wish You Were Here zamanlarında David Gilmour'a Nick Mason'a biraz kafayı takmış mesela tamam mı? O biliniyor yani.
Tembelmiş ya. Evet, tembel diye. Tembelmiş. Tamam mı? Ama sonradan da mesela şimdi yaşlılık döneminde soruyorlar. Nick Mason hakkında ne düşünüyorsunuz falan işte davulcu hakkında. Pink Floyd için doğru davulcu oydu diyor mesela. Tabii tabii, kesinlikle. Tamam. Bence Rick Wright grubun en underrated adamı. Kesinlikle. Kesinlikle. En renkli beste. Bana sorarsa en renkli, en harmonik besteleri yapan o. Kesinlikle. Ama Mert onda da Roger Waters'daki şey kabiliyeti yok. Ama kavramsal. Eziyor. Roger Waters onu eziyor. Mert bir de kavramsal kabiliyeti yok. Yok, onda yok. Eğer biz bir rock grubuysak, şarkı yazarlığından bahsediyorsak, şarkı yazarlığı sadece armonik değil. Altyapı değil abi. O konsept oluşturmak, bir hikaye anlatmak, bir anlatım. Ama sen ne aslında... yapıyor? Ne yapıyor Roger Waters onu? Kapı dışarı ediyor. Maalesef. Yavaş yavaş kapı dışarı ediyor. Ona geleceğiz. Onu lütfen tartışmaya sonra bırakabilir miyiz? Bu hikayesi bu kadar. Net böyle bu kadar. Rick Wright'ın belki de kariyerinin zirvesi bu arada. Evet. Klavyeciliği öyle. Açısından. Öyle. Gerçekten. Öyle. Bana göre Rick Wright aslında grubun dokusu. Yani David Gilmour'un gitarı öyle. Değil grubun dokusu. Pink Floyd'un dokusu. Pink Floyd'un dokusu kesinlikle. Rick Wright'ın klavyeleri kesinlikle. Mert asit rock diyoruz abi. Klavyesiz asit rock mı olur? Yani, aynen öyle. Anlatı bu albümde müzikle mükemmel bir denge halinde. Mesela ondan sonra anlatı artık müziğin önüne geliyor. Yani müzik artık anlatının hizmetine sunulmuş bir hale geliyor. Hala güzel albümler yapıyorlar ama bunun gibi böyle dengeli değil. Hala yoğun enstrümantal bölümler kullanmaktan çekinmiyorlar. O da niye önemli? Dinleyici orada hayal gücünü devreye sokabilir. Sana da kendini anlamını çıkartıp Süleyman Demirel örneğinde olacağı gibi. Anlatacağım birazdan. Şimdi psychedelic hissiyatının korunduğu son albüm. Çünkü Animals'tan itibaren artık yok yani. Animals bir psychedelic rock albümü değil. O bir progressive rock. Yani zaten öyle. Tamam hani progressive rock psychedelic daha akrabalar ama öyle. Artık Animals bir progressive rock albümü yani. Yani psychedelicle hiçbir bağlantısı yok onun. Bu açıdan da hala psychedelic karakterini koruyabildiği anlar barındırdığı için albüm bence gene çok değerli. Ve son olarak da en duygu yüklü Pink Floyd albümü. En içten ve en duygu yüklü Pink Floyd albümü. Bence bu 6 faktör zirve albümü yapıyor Pink Floyd'un gerçekten. Katılıyorum sevgili dostum. Katılıyorum. Buradan parçalara geçebiliriz istersen. Yani evet. İlk önce şeyden bahsetmek lazım. Ya Shine On You Crazy albümden bahsettik. İnanılmaz. Biraz daha bahsedebiliriz. Süleyman Demirel'den bahsettik. Şimdi. Lütfen söyle. Şimdi Shine On You Crazy albümünde ilk ne zaman duydum abi? Biliyor musun? Bilmiyorsun. Süleyman Demirel'in TRT'de yayınladığı, o zaman bir referandum yapılmıştı. Referandum propaganda programı vardı. Yani çekmiş işte, konuşuyor, halka sesleniyor. Onun öncesinde bir tanıtım şeyi koymuş işte. Türkiye'den görüntüler, bilmem ne, işte Doğru Yol Partisi'nin şeyleri falan filan. Mert! Ulan arkasında kalkmış, Shine On You Crazy Diamond'ı koymuş abi. Mert, benim Shine On You Crazy Diamond'ı ilk duymam odur yani. O mu yoksa Jean-Michel Jarre'ın Oksijeni mi Mert? Ha, emin misin? Şey mi? Shine On You, kontrol ettin mi sonradan? Baktın. Şimdi buradan neye geleceğim biliyor musun? Çağrışma geleceğim. Hatırlıyorum çünkü hayal maya böyle. Enstrümantal müzik anlatı manlatı falan filan. Ulan benim kafadan o şeyler gitmiyor abi yani. İlla çok referandum şeyi geliyor yani. Çünkü çocukluğumda ilk benim bu şarkı duyduğum yer o. Evet. Ne yapayım peki şimdi? Evet. Öleyim mi yani? Neyse bu neyse ki parçanın ismi var da, hikayesi var da anlamlandırabiliyorsun yani. Bilmiyorum işte yani şeyi bilmiyorum ya. Neyse buradaki bu giriş böyle oradaki synthler, klavyeler aslında tamamen orkestral sesleri taklit ediyor. Bütün synthler orkestral sesleri taklit ediyor. Ve böyle o drone şeyler. Hala deneysel şeyler var orada bu arada. O bardaklarla yaptıkları sesler falan filan onları evet. Kullanmışlar. Evet. Sonraki ambient müziği ben çok etkilediğini düşünüyorum mesela. Tangerine Dream olduğu kadar. Bunun da mesela çok etkilediğini düşünüyorum. Şarkının ana riffine gelene kadar bile 4 dakika geçiyor. Ana riffi dediğim işte o. 4 nota. Ona gelene kadar bak 4 dakika geçiyor. Ama onun üstünde muhteşem bir gitar motifi daha var. David Gilmour şarkının aslında şeyi olan. En az sonraki kısım kadar vurucalı. Daha sonra şarkı giriyor ve blues şarkısı olarak giriyor. 5 dakikada söz girmiyor daha. 9. dakikada vokal giriyor. Ve bir ağıt olarak giriyor. Bu şarkı aslında bütün o şeyleri, o girişteki atmosferik diyemeyecek kısımları çıkarttığı zaman bir geriye blues şarkısı kalıyor. Hatta o meşhur Syd Barrett bunların kayıtlarına geliyor ya. Tesadüfe bak yani. Adamla ilgili albüm yapıyorlar. Adam bir şekilde tanınamayacak bir şekilde. Maalesef. Üzücü bir halde. Fiziksel olarak tanınmaz halde. Üzücü bir halde geliyor. Ve bu şarkı çalınırken geliyor. Bu şarkı dinlediği zaman Syd Barrett nasıl buldun falan diyor. Çok diyor, geleneksel bir şey yapmışsınız falan diyor. Yani böyle şeyler yapmadık ki beraber falan diyor yani. Haklı. Çünkü bayağı bir blues
eski tarz bir blues var. Blues rock parçası. Bir blues baladı yani. Hatta. Evet. Ama muhteşem bir balat yani. Ve o girişteki o fütüristik atmosferik sesleri de muhteşem bağlanıyor. Gene geleneksel bir şekilde bir saksafon solosuna giriyor. Evet. Sonra kayboluyor. Tekrar geri dönene kadar. Bir ortadan kayboluyor parça. Albüm böyle 12 dakikalık bir bölümle açılıyor. Mesela şeyde bu yok. Dark Side of the Moon'da eksiklik demiyor ama Pink Floyd'un çok güçlü olduğu yönlerden bir tanesi olduğu için bu enstrümantal bölümleri, uzatmaları, böyle duygu verecek şekilde uzatmaları şeyde eksik bu. Katılıyor. Dark Side'da bu yok. Katılıyor. Bu şekilde çünkü yer yok. Dark Side'da bunu yapabileceğin bir yer yok. Fakat buradaki gitarları David Gibbon o zamana kadar çaldığı en iyi gitarlar. Doğru. Öyle. İnanılmaz tonuna kadar işte böyle yani her anlamda yani. Muhteşem. Daha sonra nereye bağlanıyor? Welcome to the Machine'e bağlanıyor. Asıl konsept açılmaya başlıyor. Pink Floyd'un belki de en iyi şarkılarından birisi bu arada. Kesinlikle. Kariyerin en iyi şarkılarından. Kesinlikle. En çarpıcı. Ve endüstriyel tınılar var. Endüstriyel tabii. Müziğe yakın tınılar var. Ve onların hepsi klavyeden çıkarıyorlar o sesleri. Evet abi yani mono synth'lerden, o ilkel mono synth'lerden bu sesleri çıkarttık. Ve bir şarkı Machine diye bahsettiği endüstri aslında. Evet. Endüstriden bahsediyor. Onlar müzik endüstrisinden bahsediyor ama arkadaşlar insanlığın olduğu bütün her iş dünyasında için her şeyden var. Bahsedilebilir yani. Ve o makine sesi gerçek makine sesleri değil. Evet. Synth'lerden bunu elde ediyorlar. Şarkının finalindeki fikir daha da inanılmaz. Çok iyi. Şarkının finalinde asansörle o seçilmiş insanların olduğu yere bir ödül olarak. Ödül mü yoksa lanetler mi tartışılır? Parti. Bir partiye geliyor. Bir partiye asansörle çıkıyor. Karıştırdın. Parçanın başında asansörle çıkılıyor. Parçanın başında da zaten asansör sesi tamam, var. Tamam asansör sesi parçanın başında. Orada sonra şey açılıyor. Giriyor. Orada makinenin içine giriyor. Makinenin içine giriyor. Ve insan sesleri. Ondan sonra albüm şarkı bitiyor. Tekrardan asansöre biniyor. Ve bir partiye giriyor. Parti sesleri var. Parti seslerinden ondan sonra şey giriyor işte. Partide de ona pro takdim ediliyor. Pro takdim ediliyor. Heves Sigar. Bir sonraki ve şarkı. Ve oradan da gene bir gayet böyle bir mellow blues rock şarkısı ama evet. Mükemmel bir blues rock şarkısı. Roger Waters'ın yeteneği asla En iyi bestelerinden bir tanesi. Bana göre mesela sonraki albümdeki Pigs, Three Different Fans bunun çok benzeri bir parça. Bence bunun kadar vurucu değil. Burada ama Roy Harper faktörü var. Evet. Roy Harper buradaki bu corrupt yani bu çürük müzik endüstrisi insanını inanılmaz canlandırmış. Evet. Yani. Sözleri de çok iyi ama bu arada. Sözleri de harika. Yani şey falan kariyerlerinde bir esnada duydukları şey cümlesi falan var. Which one is pink diye çok meşhur yani. Hı. Çok iyisiniz, pink harikasınız falan. Bu arada pink hanginiz? Hanginiz yani, pink? Bunu duymuşlar pink bir noktada. Pink çünkü erkek ismiymiş. Evet. Ay, bu arada Pink Floyd olarak gidiyorlar. Ondan sonra işte siz yeni kahramansınız, yeni müziği siz kurtaracaksınız falan. Bu arada hanginiz Pink? Evet, evet. Şarkının sonunda dahiyane bir şey yapıyorlar. Bak dahiyane bir şey yapıyorlar. Orada çünkü... Postmodernist bir hareket Mert. Kesinlikle öyle. Ve bir anda çünkü... Perspektif değiştirip... Jüt diye bir şey yapıyor. Evet. Evet. Ses şarkı radyodan gelmeye başlıyor. Evet. Grup kendini... Albümden çıkartıyor. Objectify ediyor. Kendilerini nesneleştiriyorlar bir kere. Vitrin mankeni haline getiriyor. Evet. Biz vitrin mankeniz. Radyo bir vitrin diye. Öyle çünkü o zaman televizyon yok işte. Mert. MTV Pink yok. Floyd'un radyo var. Pink Floyd'un ürettiği ürün, bir müzikleri ürün. Ve o ürünün sunulduğu yerde radyo zaten. Radyo. Vitrinleri o. Vitrin. Ve biz vitrin mankeniz diye onu bir anda oraya koyuyorlar. Ve daha sonra çok inanılmaz bir fikir. Çok iyi. Ve daha sonra yine o radyo sesinden bir sonraki parçaya bağlanıyor. Ve radyo sesine odaya birisi giriyor ve ona eşlik etmeye başlıyor. İnanılmaz. Yani radyoda radyo Vishwar diken diken. İnanılmaz. Tüler diken diken. Radyoda şey çalmaya başlıyor. Vishwar Here'ın akustik ezgisi çalmaya başlıyor. Odaya birisi giriyor. Ve gitar solosuyla eşlik ediyor. Eşlik ediyor. İnanılmaz bir fikir yani. Ve çünkü burada evet kendimizi dışarı koyduk şu anda. Şimdi siz bizim yanımıza geleceksiniz. Ama bu şarkıda Syd Barrett'e yazıldığını düşünürsek. Evet. Yani insansılığını... Belki de orada söyledikleri şey, biz buradayız, Syd de orada bize eşlik ediyor. Keşke etse be. Evet, evet. Keşke bizim yanımızda olsa, bu şekilde bile olsa yani. Bizi radyodan dinleyip keşke gitarıyla bize eşlik etse. İnanılmaz bir muhteşem fikir. Muhteşem fikir. İnanılmaz bir fikir. Yani sözler falan inanılmaz. Muazzam bir parça. Yani benim hayatımda dinlediğim en hüzünlü, en üzücü şarkılardan bir tanesi. Yani o da Waters'ın dehası. Asla kimse yatsımasın yani. Yani Waters gerçekten kalpten bir şey yazdığı zaman, bence yani yazdığı politikçiler, öfkeli işler hepsi kalpten ama
Bu çok çok felaket bir şey. Sen kötü oldun bakıyorum yani. Evet, üzüldüm yani. Evet, ben de bu şarkıyı dinleyip az ağlamadık yani. Ya bu direkt olarak şey, hani yani kelimelerle tarif edemiyorum. Bu şey kelimelerle tarif edemiyorum. Çok yaratıcı bu arada. Kelimelerle tarif edemiyorum. Yani çünkü bizi de odanın içine koyuyor. Öyle. Yani Sid Barrett bizim yanımıza gelerek o gitarla eşlik ediyor. Çok acayip bir fikir. Ve sonra Shine On You Crazy Diamond'ın ikinci kısmına bağlanıyor. Shine On You Crazy Diamond yani ağıt tekrar bizi merkeze çekiyor. Bu albüm diyor, müzik endüstrisinden evet bahsettik diyor. Ama bu albüm Sid'le ilgili diyor. Yani Sid'in kaybıyla ilgili diyor ve tekrar konuyu oraya çekiyor. Ve çok güzel müzikal numaralar var son şarkıda da. Çok güzel müzikal numaralar var ve finaldeki şey bir anda hüzünlü tınılardan kurtulup böyle umut dolu tınılara doğru şey yapıyor. Tıpkı Souls of Full of Secrets şarkısının finalinde çok karanlık parça yok. Ama son 3 dakikasında Celestial Voices Throne ismi. Böyle meleksi sesler falan gelir. Aynı etkiyi yaratıyor. Yani orada Sid'e böyle bol şans diyorlar. Hani geri dönmeyeceğini biliyoruz. Ama bol şans umarız her şey senin için iyi olur. Bana, olabilecek en içten şekilde bunu yapalım. Bana müsaade et, burada şeyden de bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu albümün bir de kapağı ve görselliklerine de görsel resimlerine dair. Ama bence gene görsel olarak da zirvesi bu. Yani Storm Thorgerson'ın ismini mutlaka anmamız gerekiyor. Hypnosis. Hypnosis'i de anmamız gerekiyor. Yani Storm Thorgerson bu albüm için birkaç tane resim fotoğraf çekiyor. Arkadaşlar bütün albümlerinde çalıştıkları kişi. Ama burada o kadar sanatsal ve o kadar zekice şeyler çekiyorlar ki. Bir kere... Ve tema absence. Evet. Tema namevcudiyet. Var olmamak, orada olmamakla ilgili. Hı. Şimdi bu bilginin, bu temanın ışığında fotoğraflara baktığınız zaman nedir? İşte bir yüzücü var. Müzik prodüktörü. Önce müzik prodüktörüyle el sıkışan yanan kişi. Tamam mı? Bir tane tokalaşıyor. Yani orada bir resmiyet, iyi bir şey, tavır. Nasıl denir ona böyle? Samimiyetsizliğin. Yani karşındaki insan alev halinde, hiçbir şey yokmuş gibi el sıkışıyorsun sen onunla. Aynen öyle. Yani orada bir duygunun yoksunluğuna işaret ediyor. Evet. Daha sonra Floyd Mann diye bir tane resim var. İşte yüzsüz adam çölde müziğini satıyor. Kime satıyor? Çöldesin. Suya girerken yüzücü var. Suya atlarken kumda yüzüyor. Kumda yüzüyor. Suya atladığı zaman etrafa su saçmayan, su sıçratmayan bir dalgıç dalan kişi var. Ondan sonra daha rüzgarda insanın olmadığı bir eşarp var. Rüzgarda uçuşuyor. Ya bunlar çok yaratıcı fikirler. Yani Storm Thorgerson ismini almış olalım mutlaka burada. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada komik diye Roy Harper, Roger Waters normalde şarkıyı söylemek istiyormuş. Chemist Cigar'ı. Onun bestesi zaten. Biraz tiz kaçtığı için Roy Harper'ı çağırmışlar. Aynı müzik firmasında çalışıyorlar zaten. Bir de Pink Floyd kadar popüler değil. Onlar kadar çok satmıyor. Onun önüne de geçmez diye düşünüp ona söyletmişler. Ama sonradan şarkı şey olmuş yani, Roy Harper şarkısı demedim. Roy Harper çok üstlenmiş o şarkıyı. Kaldı ki bu arada albüm yayınlandıktan sonraki Nebworth konseri. Evet. İlk oradaki konserde Roy Harper'ın kıyafeti kaybolmuş karavanında. O yüzden sinirlenip bütün karavanın her şeyi yıkmış yakmış falan böyle. Sahneye çıkıyorlar. Klavyenin akordu bozulmuş o arada. Rick Wright'ın klavyesinin akordu bozulmuş ve ilk şarkı, yani ilk Shine On You Crazy Diamond falan bayağı böyle bir kötü bir performans sergilemişler. Çok klavye ağırlıklı bir şarkı. Evet, yani orada biraz yanlışlıklar olmuş. Sonra toparlamışlar ama Pink Floyd'un tadının kaçtığı dönemler. Dönemin başlangıcı addediliyor. Yani zaten tadları kaçıyor diye bakılıyor ama o canlı olarak da yaşadıkları bu deneyimde çok etkilemiş onları. 2 sene konser vermiyorlar zaten bu arada ondan sonra. Uyum içinde çalıştıkları son albümmüş. David Gilmour. Bu arada evet. Bu arada öyle. Sonraki albümlere bakacak olursak işte Animals. Hızlı geçmek çünkü tartışmamız gereken bir konu var. Wall, işte Final Cut falan giderek zaten diğer elemanlar azalıyor. Yani azalıyor derken etkileri azalıyor ve grup hissiyatı da ortadan kalkıyor. Animals hala bence çok harika bir albüm. Güzel bir albüm. Yani konsept Wall, ama kavramsal olarak çok güçlü olduğu için öyle güzel bir albüm. Yoksa müzikal olarak belki yani çok zengin bir albüm değil. Gerisinde kalıyor. Maalesef. Ama The Final Cut mesela, belki Mert biz seninle bir 20 sene sonra ki yapacağımız bir orta yaş krizi bölümünde The Final Cut'ı işleriz. 60 yaşımızdayken Final belki... Final Cut ama herkesin sevdiği bir albüm değil. Evet yani... Ama o bir, çünkü o da bir Roger Waters albüm aslında. Ama... Pink Floyd bütçesiyle yapmış bir Roger Waters albüm. Ama ama baktığın zaman işlediği konu bakımından ve temaları ele alış şekli müthiş karanlık ve çok güçlü bir albüm.
Yani derdi olan bir abi. Roger Waters'ın babasına, savaşta kaybettiği babasına yazdı. Bir... Aslında tamamen yani babası üzerinden başkalarına yazdı bir abi bana sorarsan. Öyle dememiş. Kesinlikle öyle. Abi albümde babasıyla ilgili tek bir şarkı var. Ya hatta pardon yok. Bende Tiger's Block Feel, o da albümde yok. O albümde değil miydi? Sonraki versiyonu almamış da koyamamıştı ilk başta. Hayır ama ben şey diyebiliyorum. Yani babasının işte savaş karşıtı bir abi. İngiltere'nin savaşlarla geçen tarihinde eve dönmeyen babalar için yazılmış bir albüm. Diyebiliriz. Bak onu diyebiliriz. Ha, yani işte. Ama aslında o albümde kim dedi biliyor musun? The Wall'daki o kötü öğretmen değil. Hmm. İşte anlatacağım. Birazdan anlatacağım. O öğretmeni anlatıyor. Ben peki. Sana cevaplarımı hazırladım. Birazdan anlatacağım hepsini. Peki tamam o zaman. Bir dakika o zaman. Sen sor soruyu. Tamam peki. Şimdi o zaman geliyoruz arkadaşlar. Hepinizin beklediği konuya. Waters'cı mısın, Gilmour'cı mısın? Önce sen söyle. Ya yaşım ilerledikçe biraz daha ortaya kayıyorum bu konuda, tamam mı? Çünkü artık hayatta biraz da şeye bakmaya başlıyorsun. Herkesin açısından görmeye başlıyorsun mevzuyu. O pozisyonda da bulunuyorsun başka. Ama özünde Mert, her zaman yaratma edimine daha fazla kıymet verdiğim için, çalışkanlığa, emeğe daha fazla kıymet verdiğim için, hala hayatımda öyle bir noktada olduğum için bu otuzcuyum ben. Hı. Çünkü yaklaşımım da şu. Bir, evet, Pink Floyd sadece Waters değil. Hı hı. Pink Floyd oluşturan birçok etmen var. Buna Nick Mason bile dahil. Rick Wright falan, yani onun klavyelerini, onun bestelerini falan geçiyorum. Ki bu arada benim şeydeki Pink Floyd'de en sevdiğim bestelerden birisi The Great Gig in the Sky. Acayip geliyor mesela, muhteşem geliyor. Rick Wright. Ascendam. Muhteşem, harika. Ama bir yandan da şeyin farkındayım. Çobansız. Roger, evet. Canım kardeşim. Yani insanlık o uzay araçlarına biniyor. Evinde o televizyonu izliyor. İnterneti kullanıyor. O romanı okuyor, o inanılmaz romanı okuyor. Dostoyevski'nin romanını okuyor. Veya ne bileyim, o muhteşem şarkıyı dinlerken o anlatımla gözyaşı döküyor. Ve o anlatımla o albüm milyon satıyor. O müzikal palete ve zenginliğe sahip belki sayısız şarkı bulabilirsin. Ama o söz, o konsept, o albüm içinde sunulduğu anda normalde 1 milyon satacak albüm 1 milyar satıyor. Ve sen de gidip ondan sonra Thames Nehri üzerindeki botunu satın alıyorsun. Orada stüdyo kuruyorsun. Tamam mı? Ya bunu göz ardı etmemek gerekiyor diye hissediyorum. Ayrıyeten şeyin de farkındayım. Pink Floyd sadece Roger Waters derken şunu da kastediyorum. Grup ayrı düşmeye başladığı zaman. Yani biz olmuyor. Biz artık anlaşamıyoruz galiba. Anlaşamıyoruz biz sizinle. Biz sizinle müzik yapamıyoruz. Gücü azalıyor. Galiba. Nasıl? Gücü azalıyor grup. Gücü azalıyor tabii. Kesinlikle. Albümlerin gücü azalıyor. Ve şeyi de anlıyorum bak orada. Roger Waters'ın dağılalım ve Pink Floyd bitsin. Pink Floyd ismini olduğu yerde bırakalım dediği zaman diğer grup elemanlarının hayır biz devam etmek istiyoruz. Bizim de burada emeğimiz var. Hakkımız var. 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 Çok ciddi. Onu da anlıyorum. Ama ondan sonra şeyi kabul edemiyorum. Onu aşamıyorum. Gelip sonra konserlerinde senin o beraber olmayı istemediğin, olamadığın, anlaşamadığın ama adam kendisi ayrı. Ama onun isteğini de yerine getiremediğin kişinin bestesi. Sözünü yerine getiremediğin değil ama. Yani adam diyor ki Roger Waters ayrılırken şey diyor Roger Waters. Grubu dağıtacağız diyor. Pink Floyd bitecek diyor. Pink Floyd'dan bahsediyor. Onlar da hayır biz Pink Floyd olarak devam edeceğiz diyor. Zaten sonra davalık oluyorlar. Hayır senin besteni çalmayacağız demiyorlar ki. Şimdi mevzu etme. Ben ona geliyorum Mert. Çalmayacağız sonra, demiyorlar. Sonra mı? Sonra... Niye çalmasınlar ki ama? Sonuçta grubun besteleri onlar abi. Grubun besteleri değil abi. Grubun besteleri. Orada şarkının şarkı sözü ve bestesi olarak Roger Waters yazıyor abi. Ama grubun hepsinde bir sesi abi. O grubun... Mert ama abi müzik telifi öyle işlemiyor. Biliyorsun o şarkı o adama ait. Orada Roger Waters ismini yazması... Telefona gidiyor. Konserde her çaldıkları sefer o parçaları. Para Roger Waters'a gidiyor. Etik olarak ama biraz... Roger Waters bunu engelleyemez. Etik engelleyemedi zaten ki yıllar boyu çaldılar. Gittiler Dark Side of the Moon'u. Ondan sonra Wish You Were Here. Wish You Were Here'ı baştan sona çaldılar. Roger Waters'ın domuzunu da koydular. Abi. Tabii ki hepsini yaptılar ve Roger Waters buna dava açtı. Yapmaya çalıştı. Engel olamadı. Para kaybetti. Tamam. Ben ama şunu söylüyorum sana abi. Kendini Waters'ın yerine koy biraz. Ne kadar aynı çalışıyorsun? Aynı masaymış abi. Roger Waters bensiz devam edemezler diye. Ona güvendim. Evet doğru. Devam ettiler abi. Bak ben niye devam ettiler demiyorum farkındaysan. Ben orada bir onlar kadar yetenekli ve büyük müzisyenlerin
kendilerine bunu yedirmesini biraz yadırgıyorum. Ben katılmıyorum sana. Yani şöyle düşün. Şimdi o zaman pro gamer mısın sen bu konuda? Şimdi şöyle düşün. Bruce Dickinson Iron Maiden'den ayrıldı. Evet. Bruce Dickinson'ın şey yaptığı besteleri çalmadılar mı? Çaldılar. Atıyorum Evil Dead Man Do'yu Blaze Bailey söylemeye çalışmadım. Ben bunu biraz yanlış. Orada atıyorum saldırdım şu anda. Öyle olmayabilir. Şey çaldılar. Veya Paul Di'Anno gitti. Power Slave çaldılar. Veya Paul Di'Anno gitti. Paul Di'Anno'nun vokalini yazdığı şarkıları çalmadılar mı? Çaldılar. Çalacaklar tabii ki abi. Çaldır. Onlar grubun parçası yani. Doğru Mert. Ben böyle bakıyorum yani hani şey değil. Walter kendi isteğiyle gitti abi. Sen nasıl hissederdin? Madem grubu dağıtamıyoruz. Sen nasıl hissederdin? Böyle anlaşamadığın bir grupta tembelliğinden şikayet ettiğin. Ben gıkış yapmazdım. Öyle mi diyorsun? Ben ayrılmışım abi. Ben şey yapmışım. Demiyorum ya. Ben emin değilim. O orada blöf yapmış. Ben madem grubu dağıtmayı kabul etmiyorsunuz ben az sonra ayrılıyorum. Nasıl devam edemezsiniz? Onlar da ediyorlar abi. Öyle ettiler olmuş de bu arada. Öyle olmuş. Öyle bitti konu nokta. Yani edebildiler mi? Edebildiler. Canavar gibi de çalıp söylemişler bu arada. Bitti. Öyle canım. Bizde o parçaların büyük bir kısmında önemli olan bölümler, gitar bölümleri, vokallerin büyük bir kısmını gene şey yapıyor. Can David kim onu yapıyor parçalarda. Evet. Tamam onlar kadroda hala. Yaptılar. Kimse de çıkıp şey demedi bu arada. Ama onun şarkıları değil. Bu Waters'ın şarkılarıydı abi. Olabilir. Tabii sen diyorsun ki Pink Floyd'un şarkıları. Onlar Pink Floyd'un şarkıları. Okey anlıyorum. Bu arada Roger Waters'ın. Sen ne işaret ettiğimi anlıyorsun bu arada. Kabul etmiyorsun diye anlıyorum. Ben hak vermiyorum diyorsun. Ben hak vermiyorum. Anlıyorsun ama hak vermiyorsun. Anlıyorum tamam. Hak vermiyorum. Okay, tamam. Yani tamam. Ben o anlaşılmak önemli benim çünkü için. Onların öyle bir iddiası yok. Kimin? Şey Gilmour'la Wright'ın ve şeyin Mason'ın. Onların öyle bir iddiası yok. Yani senin bestelerini biz çalmayacağız diye bir iddiaları yok ki. Çalmaya devam edeceğiz. Bizim modumuz onlardı. Bitti. Grup orada mutsuz. Anlaşamıyorlar da. Herkes mutsuz. Bak Wish You Were Here'de herkes kendileri de söylüyorlar. Herkesin kafası başka bir yerde diyorlar mesela. Birisinin de gelip burada bir sorumluluk alıp bu daha devam etmesin, bunu bitirelim demesi de bir olgunluk değil mi? Gilmour'un demesine göre Waters yüzünden anlaşamıyorlar. Ve Waters'tan... Ve Waters gitti anlaştılar değil mi bu arada? Anlaştılar bu arada yani. Şaka değil ki. Doğru abi. Çok gayet smooth bir şekilde devam etti grup abi. Hani iyi yaptı müzik, kötü yaptı. Ben bu arada Division böyle çok beğeniyorum halim olarak. Beğeniyorum, ben de beğeniyorum. Ha çok beğeniyorum. Ha şunu söyleyeceğim. Dogs of War mesela şeyde muhteşem bir şarkı. Çok güzel bir şarkı. Momentary Lapse of Reason. Evet ama mesela yani... Bir şeyler eksik. O yüzden de sen de biliyorsun yani. Her zaman Lapse of Reason'ın çıktığı senede facia bir albüm yapıyor Roger Waters. Yapıyor. Radio Chaos evet. Yapıyor. Facia evet. Bir albüm. Yani Pink Floyd'un o kadar kötü bir albümü yok. Evet. Yani Roger Waters'sız olarak da yok. Facia bir albüm o yani. Ki tamam, iyi insanlarla çalışmasına, çok iyi müzisyenlerle çalışmasına. Çok yanlış yani. Hesaplanmış bir albüm. Amy Usted mesela çok güzel bir albüm. Evet. Ama ona rağmen mesela gene Amy Usted'i dinlerken de şunu da söyleyeyim. Final Cut'ta da gene diğerleri eksik. Ben aslında bu şimdi soru bana gelecek olmaz ama ben bunun cevabını aslında verdim. Wish You Were Here'ın niye bu kadar güçlü bir albüm olduğunu tarif ederken ben aslında kendim için bu sorunun cevabını verdim. Ben daha önceden sen bana bu anlatamadı galiba soruyu sormuştun. O zaman demiştim ki Duncan'la Danny Kavanagh için. Ben şey demiştim. Ben Waters artı Gilmour'cıyım demiştim. Aslında şimdi geriye dönüp baktığın zaman hatalı bir cevap vermişim. Waters artı Gilmour artı Wright artı Mason'cı. Tamam, Mert şimdi biz şu anda biz de onu tercih ediyoruz kardeşim. Bu kaçamak cevap oluyor. Yani bu grup bir arada olamıyoruz artık dediği gün ve bir seçenek olmadığı zaman ne yapmaları lazım diye soruyoruz. Şimdi onun cevabını da asıl cevabı şimdi vereceğim. Söyle dinliyorum. Şimdi asıl cevabı da şimdi. Hocam abi yoksa biz de veriyoruz. Onu biz de biliyoruz kardeşim tamam mı? Şimdi asıl cevap şimdi geliyor. Şimdi Roger Waters'ın sonraki solo albümlerine bakıyorsun. Özellikle Cons of Hitchhiking bana göre inanılmaz underrated. Yani. Bence Final Cut kadar iyi bir albüm bu. İyi işlenmiş bir albüm. Hatta bence Final Cut'tan daha da iyi işlenmiş bir albüm. Onun da sebebini söyleyeyim. Final Cut'ta iki parça eksiktir. Plak formatında belli bir sürenin üstüne çıktığınız zaman volümden ve doğal olarak da dinamik aralıktan, ses aralığından feragat etmeye başlıyormuşsun. Ben bunu bilmiyordum. Roger Waters'ın öğrendim. albümde böyle sessiz kısımlarla patlamalar arasında böyle geçişler olduğu için Gunner Stream'i falan filan düşün mesela. Onların gücünden eksiltmesin diye Roger Waters demiş ki iki tane yani kesin şu süreyi indirmemiz lazım bizim bu albümün. İki şarkı evet doğru. Ve şeyi kesiyor. Birincisi zaten When the Tigers Broke Free kesiyor. Bu halbuki anlatının direkt olarak Roger Waters'ın babasıyla ilintili olan tek parçası o. İkinci kestiği parça var. Daha önemli bence bu. Heroes Return Part 2'yi kesiyor. Normalde o Heroes Return Part 1 Gunner Stream ki tüyleri ürperten bir parça o. Arkasından da tekrar Heroes Return Part 2 gelmesi lazım. Ve bunu arkadaşlar bulabilirler. YouTube'da var bu şekilde. Var yani. O zaman anlatı mükemmel bir şekilde oturuyor. Heroes Return Part 2'yi çıkarttığın zaman Get Your Filthy Hands Off My Desert'e geçiyor. Evet. Bir kopukluk oluyor orada.
Professional Concert of Hitchhiking'de bu yok. Her şey tam. Orada o orkestra büyük Pink Floyd bütçesi olmadığı için, daha düşük bütçeli bir albüm olduğu için daha çiğ bir albüm o. Ama konsepti mükemmel işleyen bir albüm. Ve bu arada Eric Clapton. Evet. O albümün zirve noktası tıpkı Dark Side of the Moon'daki Eclipse gibi büyük Crescendo diyelim. Çözülme anı. Mükemmel, belki de yani Roy Waters'ın kariyerinde yaptığı en iyi çözülme anı o albümde. Every Stranger's Eyes. Şimdi Every Stranger's Eyes'i tek başına dinlediğin zaman düz bir blues rock şarkısı. O albümün konteksti içerisinde sondan bir önceki parça olarak dinlediğin sözde zaman... Sözde de çok çarpıcı bu arada. Sözde de çok çarpıcı. Hı. Bir anda bütün albümün konseptini çözüyor. Yani toparlıyor ve duygusal bir doyum anına ulaşıyorsun orada. Orada zaten parçanın şarkı neyle ilgili? Bütün yabancılarda kendimi görürüm. Her yabancının gözünde kendimi görürüm. Bunu aslına bakarsan 12 sene önce başka bir şarkı yapmıştı. Echoes'da. Echoes'daki Metal'da, evet. İki yabancı karşılıklı yürür. Şans eseri bakışları kesişir. Baktığın zaman kendini görüyorum sende diyor. Aynı şeyi Every Stranger's Eyes'da söylüyor. Şimdi ben buradan nereye geleceğim? Şimdi Waters'ın şeyinden bahsediyoruz değil mi? İşte hatta mesela Final Cut albümü sosyalist saçmalık diye eleştiriliyor. Tamam, söylemleri. Bu herif sosyalist şey ajandasının kurbanı etmiş müziğini falan filana kadar getiriyorlar konuyu. İşte haklı oldukları taraf var. Ama Waters'ın bu solcu tarafında altında empati yeteneği yatıyor. Bu parçalar, yani hem bu Echoes'da bahsettiği şey hem de Every Stranger's Eyes'da bahsettiği şey, ben hiç tanımadığım bir insanda bile kendimi görebilirim. Çünkü o da bir insandır. Evet. Birbirimizi hiç tanımasak, ben onu hiç bilmesem, renklerimiz farklı olsa, hikayelerimiz, arka her şeyimiz farklı da olsa, o bir insan olduğu sürece ben onunla iletişim kurabilirim ve onunla empati kurabilirimin mesajını veriyor. Zaten Waters'ın o solculuğunun diyeyim altında bu var. Empati kabiliyeti var. Evet. Her ne kadar böyle despot bir adam, çalışma koşulları altında muhtemelen despot bir adam. Evet. Solcu yanıyla alakalı bir şey bu arada. Ama adamın yazdığı bütün her şeyin altındaki anahtar kelime empati. Ben bu yüzden kendimi Roger Waters'a yakındır. Ben Waters için. Ah! Nokta. Vay! Ama senin de aynı ters bir şey yatırdı beni. Ama ben senin de aynı sebepten dolayı Waters için. Senin de tam ters bir sebepten dolayı. Evet, anladım. Evet. Ben çok daha Roger Waters'ı... Çok daha bencil bir yerden. Çok yakın buldum. Ben küçükken mesela sokakta oynarken kimsenin oynamadığı, mesela kapıcı çocuğu olurdu. Kimse yanına yaklaşmazdı, kokuyordu. Ben onunla oynamayı tercih ettim. Evet. Onu yalnız bırakmadım. Şey yapalım. Hani bu çocukla şey yapalım, o da yalnız kalmasın. Waters'ın solo döneminde bu şey... Benim içimde var. Yani Living Beirut şarkısını hatırlıyorsun bu arada. Evet. Klibini falan görmüştün. Evet. Beyrut'ta gençken arabayla seyahat ederken Türkiye'den ayrılıyor. Türkiye'den geçiyor. Beyrut'a geliyor. Sokakta, evsiz, parasız falan. Beyrutlu bir ailenin evinde kalıyor. Evet. Ve ulan beni keserler mi, biçerler mi falan diye... Derken evde çok fakir insanlar bunlar bu arada. Alıyorlar, karnını doyuruyorlar, yatak veriyorlar. Ondan sonra ve gece yatarken işte... Çok etkilendiği bir şey demek. Evet, empati kabiliyetini geliştirmesinde anahtar bir... Çok da güzel bir klip var arkadaşlar. Final Cut albümü için ne dedim ben? Şeyle alakalı değil. Waters'ın babasıyla alakalı değil. Waters'ın babası için hissetmiş olduğu acı nedeniyle diğer insanların acıları ile empati kurmasıyla alakalı. Evet, hatta artırıyorum şu anda bunu. Onun 5 şarkılık bir klip şey video kaseti var. Final Cut. Seçilmiş 5 tane şarkı. Oradaki anahtar karakter. Canlandırılan karakter. The Wall'daki öğretmen mi? The Wall'daki öğretmen abi. Onun niye öyle olduğu hikayesi yani. Onun geçmişi adam, yani. Travmalarının bir parçası olan, çocukluk travması olan bir öğretmen figürünü bile, gerçek bir karakter bu arada. Gerçekten öyle bir öğretmen varmış yani. O adamı bile anlamaya çalışıyor. Bu adam nasıl bu hale geldi? Onunla bile empati, ben düşmanımla bile empati kurabilirim. Nefret ettiğim, bana işkence eden birisiyle bile empati kurup onu anlamaya çalışabilirim. Ben figürünü bile Final Cut'ın merkezini alıyor. Ben bir önceki albümde bu adamı şeytan olarak gösterdim diyor. Şimdi bu adamın acılarına odaklanalım. Bunu yapıyor. Adolf Hitler de bir çocuktu. Adolf Hitler de birisinin evladıydı. Suçlu. Evet. Bir canavar. Bir canavar ama. Onu reddetmiyoruz. Ama o da birilerinin çocuğuydu. Evet, insan tabii masumdu. Ki. Masumdu ilk başta. Ve insan. Donald Trump da öyle abi. Donald Trump da öyle. Değil mi? O da öyle. O da insan. Öyle. Ama sen o canavarı anlamaya çalışmadan nasıl çözeceksin bu sorunu? Öyle sevgili dostum. Yani. O yüzden ben Waters'çıyım. Benim Waters'çı olma sebebim bu. Ve müzikteki açık fikirliyim, bu sınırsızlığım da bana göre
Biraz bununla ilintili olabilir. Biz bunu biraz düşünelim. Daha ne düşünüyorsun? Konuştuk işte yani. Benim söyleyeceğim daha başka bir şey yok. Zaten bayağı konuştuk yani. Evet. Benim de söyleyeceğim başka umarım bir şey yok. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım arkadaşlar keyif almışsınızdır. Yani Pink Floyd'a dair ayrı bir kanal lazım. Yani Mert'le bizim Mert and Emre Talk Pink Floyd diye mesela ayrı bir kanal açmamız lazım belki de. Tabii, Pink Floyd'la ilgili konuşulacaklar da bitmez yani. Bitmez yani bitmez. Yani ortadaki literatür zaten çok fazla. Lore çok geniş yani. Yani oturursunuz kültürel bağlamıyla değerlendirirsiniz, felsefi olarak değerlendirirsiniz, siyasi olarak, ekonomik olarak falan. Sembolleri, psikedelik dönemi, ondan sonra sonraki dönemleri, olgun dönemleri falan. O yüzden Çayıra'dan falan bahsediyorsun. Umarım bahsetmeyiz dedim. Umarım size keyif vermiştir sohbetimiz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Pink Floyd bölümünde görüşmek üzere.